Efendim, Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa Hukuk Masası programından hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar. Yeni bir hukuk masasıyla bu akşam tekrar karşınızdayız. Tekrar yine sizlerin sorularını, sorunlarını ekranlara taşıyacağız. Aradığınız zaman telefonlarınıza o sorulara cevap vereceğiz. İhbar hattımıza gelen efendim sorularda buradan paylaşacağız. Yani hem ihbar hattından sizin gönderdiğiniz soruları paylaşacağız. Sizlerin sorularını Mehtap Hanım'a soracağım. Hem de efendim telefonla bağlandığınız zaman sorularınız elimizde geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Otomatik bilgi paylaşımı konusunda gelişmeler var. Tabii siyasilerin bu konuda açıklamaları var. Bu akşam ana haberlerde sizlerle paylaştım. Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer'in önemli açıklamaları vardı. Tabii bu açıklamalarla ilgili de zaten Mehtap Hanım'a soracağım. Biz 2017'den beri bu işte tabiri caizse bir taraflarımızı parçalarken hiç kimse bu konuda vatandaşlarımıza bilgi vermediler. Buna iktidar ve muhalefet partileri de dahil olmak üzere artı sivil toplum kuruluşları da bu konuda hiçbir yardımda bulunmadılar. Bununla ilgili de zaten 2017 yılında Mehtap Hanım sizinle yaptığımız bir programı tekrar YouTube kanalında paylaştım, vatandaşlara gösterdim. Bakın biz 2017'den beri sizi uyarıyoruz. Ama tabii söylediğimiz bazı sözler havada kalmış, şimdi yumurta dediğimiz gibi gelmiş. Efendim bir iyi akşamlar diyeyim size önce, vatandaşlar merak etmiştir nerede Mehtap Hanım diye. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyiz valla. Bir yoğunluk var. Vatandaşta çok tedirginlik var. Evet. Tabii işlemlerini yaparken Türkiye'ye geldiği çektikleri sıkıntılar var. Evet. Akşama kadar bunlara cevap veriyoruz. Evet, evet. Sayın Çakır Özer de o konuda dikkatini çekti. Vatandaşların dikkatini çekti. Şöyle diyor. Vatandaşı hala bu konuda yok, ben sizlerin bilgilerini gönderin saklayacağım diyenler, vatandaşı hala kandırmaya çalışanların olduğunu söyledi. O da söyledi. Efendim bizim yapmış olduğumuz çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Siz zaten Avrupalı Türklerin her zaman her konuda yanındasınız. Bu sizleri takdir ediyorum dedi. Biz de kendisine teşekkür ettik. Şimdi efendim otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili tabii bizi daha yeni seyreden seyircilerimiz varmış. Yani bizlere de hemen sizi aramaya başladılar bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, evet. bizi yeni seyreden vatandaşlarımız varmış ve Kanal Avrupa ekranlarına yeni tanışan vatandaşlarımız varmış. İlginç, yani ben ilginç buluyorum. Tabii insanların böyle zevkler ve renkler tartışılmaz ama önemli konuların işlendiği bir kanalda, kendilerini yakından ilgilendiren bir konularda program yapan bir kanalı böyle geç tanımalar bazılarında tuhafıma gitmiyor değil hani. Başka da yok çünkü. Başka yapan da yok. Onların dertlerini ekranlara taşıyan. Biraz yeni açanlar, yeni bilgisi olmak isteyenler için şu otomatik bilgi paylaşımını tekrar bir anlatsak mı? İşte 1000 euroya kadar veya 1000 dolara kadar hesabı olanlar hangileri nereden bu şeye kapsamı içerisine girecek? Kimler alınacak? Onları şöyle bir tekrar bir edersek. Ya yeni seyredenler için, evet. Şimdi o bir sınır var mı yok mu oradan başlayalım ama. Evet. Mesela işte bilmem hangi tarihten, tarihi bilerek söylemiyorum. Evet. Şu tarihten önce hesabı açık olanların hesapları bildirilmeyecek deniyor. Tarihi, evet, bilerek söylemiyorum. Vatandaş zannediyor ki. Evet. O soruya gireyim, bu çok önemli. Sonra otomatik bilgi paylaşımı nedir onu anlatacağım. Girin, girin. Bir tarih veriyor Gelir İdaresi Başkanlığı. Fakat vatandaş şunun farkında değil. Evet. İşte gelmiş, hesabını açmış, kapamış. Kimi zaman işte, evet, faizi kırdırmak zorunda kalmış, evet, vadeyi bozmak zorunda kalmış. İşte bu durumlarda hesap, aha, kapanıyor, yeniden açılıyor. Bazen aynı hesap numarası üzerinden açılmıyor. Evet. O yüzden vatandaşın gelip Türkiye'de bunu kontrol etmeden, kendi kulaklarıyla duymadan ve defterini, sıfır defteri almadan, evet, hesabının başlangıç tarihini görmeden bunlara itibar etmesi doğru değil. Otomatik bilgi paylaşımı 138 OECD ülkesinin, evet, imzaladığı kara para trafiğinin engellenmesi, uluslararası vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi için imzalanmış bir sözleşme. Fakat bu tam da şuraya geliyor. Bizim gibi yurt dışında çok fazla vatandaşı yaşayan,
Özellikle Avrupa'da yoğun bir işçi, Türk işçisinin yaşadığı ülkelerde bu kişilerin de otomatik bilgi paylaşımına tabi olması gerçekten doğru değil. Hani bu şöyle doğru değil, keşke sözleşme hazırlanırken bu konuda çekinceler konseyindeki konamadı biliyorum. Telaffuz edildi ama konamadı. Burada hani Türk işçilerinin ufak tefek mevduatları, çünkü Türkiye bir 50 bin doların üstündeki mevduata bildirmek konusunda da bir teklifte bulundu. Fakat bu da kabul görmedi. Dolayısıyla doğru. Türkiye'de bulunan her türlü finansal bilgilerinin, bu altın hesabı olur, kimi zaman bankalar çünkü altın hesabı tabi değil, borsa tabi değil gibi cümleler kuruyorlar. Çünkü inanılmaz bir mevduat şu anda. Döviz mevduatı, özellikle yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın mevduatı ne yazık ki yastık altında iniyor. Burada vatandaşın bir kusuru var mı? Asla yok. 2017'den beri bu konuda hukuki çalışma yaparak bu konuya uygun düzenlemeler yapmayan sayın yetkililer bu konuda tek sorumludur. Bu paylaşımda neler bildirilecek? Bütün finansal bilgiler bildirilecek. Yıl sonu bakiyeleri bildirilecek ama yıl sonu bakiyelerinin bildirilecek dememizdeki gaye Türkiye maliyeti, sizin yaşadığınız ülke maliyelerine sadece yıl sonundaki işte şu kadar para var, şu kadar faizi var, şu kadar gelir payı var, şu kadar yani altın hesabında da şu kadar kar etmiş, borsadan bu kadar zarar etmiş, her neyse bunların hepsi bildirilecek yıl sonu gelir payı olarak. Şimdi vatandaşlar koşarak işte ya hesabını azaltmaya veya hesabını çekmeye geliyor. Burada da inanılmaz dikkatsizlikler yapıyorlar. Birçoğunda yaptıkları işlemlerde sıkıntı oluyor. Evet. Yurt dışına döndüklerinde olmamış bak geri gelin demek zorunda kalıyoruz. Evet. Yine bankalara gidiyorlar. Sıkıntıları da içinde bahsetmek istiyorum. Bankalara gidiyorlar. Bankalar diyor ki yok biz bildirmeyeceğiz size kim söylüyorsa. Evet. Bu konuda yanlış söylüyor diyor. Hatta ben bir iki bankayla da konuştum. Orada da beni bile ikna etmeye çalıştılar. Yani ikna oldunuz mu? Efendim? İkna oldunuz mu? Ya ikna olacak gibi değil. Sadece mevduat gitmesin diye. Benimle işte en sonunda neredeyse yüzüme kapatacaktı biri. Tamam sizinle konuşmuyorum dedi. Konuşacaksınız dedim çünkü benim müvekkilim. Evet. Yani siz zorluyorsunuz ve ikna etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Karar değiştirmeyeceksiniz, vatandaşın arzusunu yerine getireceksiniz. Evet. Telefon mu vardı, o işaretimi gördüm. Telefon vardı, telefon var. Bu arada da sevgili seyircilere bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bana sanal medyada Facebook üzerinden yazabiliyorsunuz. Ancak ben sizlere cevap veremiyorum veya ben bu programı paylaşamıyorum. Çinlilerle ilgili övücü bir cümle kullandığım için bir hafta beni cezalandırmışlar. Cumartesi son değil mi o? Cumartesi son çok şükür. Yani öyle bir güzel bir şey kullandığım için onlara yani hem virüsü buldular hem de şimdi aşıyı mı buldular önüne arkasına bazı şeyler eklediğim için sağ olsunlar beni bir haftalık cezalandırmışlar. Ama televizyonun cezalandıracak halleri yok. YouTube kanalının cezalandıracak halleri yok. Biz oradan söylediklerimizi devam ediyoruz. Ben onlardan isteğim. Lütfen bu Facebook'tan, sanal medyadan paylaşın ki çoğu insanlara ulaşsın. Ben paylaşamıyorum çünkü. Evet, telefon attığımızda bir seyircimiz var. Bir merhaba diyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Metap Hanım'a ve Zeki Bey'e hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Benim bir iki sorum olacaktı bu bilgiyi paylaşımla ilgili. Tabii, buyurun. Yardımcı olursanız olacağınızdan da eminiz. İnşallah. Çünkü siz samimi bir kanal, bize yakın bir kanal olduğunuzu biliyoruz. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun şimdi efendim. Şimdi şöyle, Türkiye'de bankada bir hesabımız var. Evet. Buradan da sosyal yardım alıyoruz. Evet. Çünkü sağlık sıkıntılarından dolayı çalışamadığım için... daha önceden işte bir dairemiz falan vardı. Sonradan bize intikal etti derken bunda sıkıntı çekebilir miyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Hangi yollara başvurabiliriz? Ne tür önlemler almamız lazım diyorsunuz bu konuyla ilgili anladığım kadarıyla?
Başka yahut da şöyle de ekleyebilirim. Duyduğumu tabii ki tabii siz herkesten duyuyorsunuz maşallah. Evet. Söyleyeyim, ben ama samimi söylüyorum. Evet. Sizi takip ediyorum ama bu bilgi otomatik bilgi konusunda hiç takip etmedim. Açık ve net söylüyorum. Geç kalmışsınız. Ama olsun. Diğer spor şeylerini falan da yönetiyorsunuz. Bakıyorum, haberlere de sunuyorsunuz vesaire derken. Eyvallah. Şimdi şöyle, birisinin bana bir söylediğini söylüyorum. Diyor ki, bu siz banka hesaplarınızı kapatın. Yani mesela aldığınız kirayı, işte atıyorum bugünden itibaren gidin başka birisinin adına yatırsın. Evet. Yatırsın yani kiracı. Birisine yatırsın. İleride bir sıkıntı olmaz. İşte orada da bankada da birikmiş bir sene veyahut da 1,5 senelik bir şeyimiz var. Kira gelirimiz var. Tamam. Artı işte bir de 1500 euro falan bir paramız var. Başka da bir paramız artı yok. Artı Almanya'dan, bulunduğumuz ülkeden, Almanya'da bulunduğumuz ülkeden sosyal yardım alıyoruz. Yani sosyal yardım, Job Center'dan. Evet, alıyoruz. Evet. Ne olur diyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaşa şunu, ben Mehtap Hanım'dan önce söyleyeyim de, onu diyen arkadaşa deyin ki, eğer ben zarar edersem, bir zarara uğrarsam bunun karşılığını senden alırım de. Bir kere. O adam, o kim söylüyorsa sana, yani akıl veren o arkadaşa de ki, eğer böyle bir durum olursa, ben zarara uğrarsam bunun karşılığını senden alırım de, bir anlaşma yap. Yani bu akıl vermekle olacak iş değil. Bunlar hukuki işlemlerle, hukuki önlemlerle alınacak işler. Şimdi sözü Mehtap Hanım'a bırakıyorum, bir dinleyin efendim. Oldu mu? Özür diliyorum. Bir şey daha sorabilirim. Buyurun. Çok özür diliyorum. Buyurun, buyurun. Çok özür diliyorum. Evet. Pekala bu işte şu hesabımızı gittik işte kiracı başka bir kişinin adına yatırıyor. Diğerlerini de kendim gidip Türkiye'den bizzati bankadan işte kapatsam işte söyleyecek. İleride bir sıkıntı olur mu? Mehtap Hanım onun cevabını verecek zaten. Öyle tek başınıza da işler yapmayın, tamam mı? Evet. Onu da söyleyeyim yani bir tek böyle... Tek başına yani ben bu işten kurtulurum başkasının söyledikleri gibi yaparsam kurtulurum diye düşünürseniz o zaman sıkıntı olur. Şimdi Mehtap Hanım bu konuda size cevap verecek efendim. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani. İyi akşamlar. Evet Mehtap Hanım. Bu bilgi nereden yayılıyorsa vatandaşların gerçekten binlerce kişi gelmiş bu işi yapmış geri dönmüş. Evet. Yurt dışına. Evet. Sıkıntı çekecekler ama. Yayında veya yayın dışında arayanlara hayırlı olsun hiçbir şey yapmamışsınız geri Türkiye'ye gelin diyoruz. Evet. Çünkü birçok anlamda Merlis güncellemede bile adres güncellemede bile bankalar kontrol edilmeden yapıldığında sıkıntı yaşanıyor. Kimi bankalar banka ismi vereceğim adres güncellemeyi yani vereceğim çünkü bir başka banka 2 günde yaparken o banka 7 günde yapıyor. Evet. Örneğin İş Bankası, örneğin Garanti Bankası. Evet. Yani güncellemeyi o kadar geç yapıyor ki vatandaşa eziyet olsun, vatandaşın süresi dolsun diye. Yani bu anlamda gelip parayı çekmek hiçbir şey. Kapalı hesaplarda otomatik bilgi paylaşımı kapsamında yıl sonu bakiyeleri bildirilecek. Ortak hesaplar, diyelim ki 10 lira var, eşinizle ortaksınız, 10 lira sizin için, 10 lira da eşiniz için bildirilecek. Ortak hesaplarda da sıkıntı var. Evet. Hesap kapatmak tek başına kurtuluş değil. Yani o tür işlem, bankacılık işlemlerinde de bir takım düzenleme yapmak gerekiyor tedbir alırken ama tek başına bu değil. Onun önünde bir iş yapmak lazım, banka işlemlerini kontrol etmek lazım, kira gelirleri ile ilgili... Kimi kiracılar zaten yok ben başkasına ödemem diyor. Orada gerçekten bir avukatla işte şu nedenle ödeyeceksiniz. Çünkü birçoğu gelip şunu da söylemişler. Hem de kiracılarıyla böyle olmaz bir ilişkiye girmişler. Yurt dışında sıkıntım var. Evet. Yarın bir gün yurt dışında sıkıntım var dediğinde, kirayı artır dediğinde veya çık dediğinde o sıkıntım var dediğiniz kişiler direkt sizin ayağınıza dolanacaklar. Evet. Dolayısıyla bu iletişimi ne diyeceksiniz, ne yapacaksınız? Yani mutlaka Türkiye'de bir hukuki yardım alın diyoruz ki ayrıca
Siz yurt dışına döndükten sonra en geç 2 ay içerisinde yurt dışına Türkiye'deki kurumlardan birisi, örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Evet. "bu kişi buradadır" dediğinde, başınıza yeni bir iş açılmaması için siz döndükten sonra Türkiye'de 2 iş daha yapılması gerekiyor. Ve bu işin yapılması için mutlaka yurt dışına dönmüş olmanız gerekiyor. Şimdi bu iş ne diye lütfen bundan sonraki izleyicilerimiz sormasınlar. Çünkü ben tahmin ediyorum ki bizi sadece izleyenler sevgili vatandaşlarımız değil, bizim yaşadıkları ülkenin yetkililerinin izlediğini, bu bilgilerden yararlanmak arzusunda olduklarını da ayrıca Ha, düşünüyorum. onu şunu da ekleyeyim ben. Bu tür yayınlar yaparak sizlerin kafasını karıştıranlar YouTube'da veya sanal medyada bir sürü insanlar var. O insanları da mutlaka izliyorlar. Yanlış yapmayın. Sakata gelmeyin. Efendim, yanlış kişilerin bilgilendirilmesiyle yola çıkmayın. Görüyorum adamların hiçbir alakası yok. Efendim, bu işte hiçbir bilgisi yok. Ne hukukçu, ne avukat, ne bir şey. Ne de ne bileyim mali müşavir, ama çıkıp orada ahkam kesiyor benim sevgili vatandaşım da. Ben kızınca da bana diyorlar ki çok kızıyorsun. Onlara inanıyor, yola çıkıyor, binlerce insan Türkiye'ye gidiyor, yanlış iş yapıyor, geri geliyor. Yaptığım zannediyor, başına bir sürü iş gelecek. Ya yapmayın, yapmayın, ne olursunuz ya yapmayın. Bu işi bilenlerle, hukukçularla yapın ki bu işten en az zararla nasıl kurtulursunuz onun hesabı yapılsın. Aynen, en az zararla kurtarmaktır hukukçuların işi. Evet. Bu iş Türkiye açısından, eğer Türkiye'de bir tedbir almak isteyen vatandaşımız varsa hukuki bir iştir. Yaşadıkları ülke açısından, "yok ben bu mal varlığını bildireceğim" diyorlarsa, Evet. yaşadıkları ülke açısından ise mali bir iştir. Yani bir mali müşavire danışmadan orada iş yapmasınlar. Çünkü kaç yıl geriye gidecek, ne kadar ceza ödemek mecburiyetinde Evet. kalacak, bunları Evet. bilsinler. Evet. Dolayısıyla geldim, hesabımı azalttım, kapattım, gittim. Hani biz bunlar çözüm olabilir dediğimizde bunu ana fikir zannediyorlar. Fakat tek bir işlemle bu işten kurtulmaları mümkün değil. Bir de şöyle bir söylenti dolanıyor. 2020 bilgileri verilmeyecek. Çünkü korona var. Korona Evet. varken 58 ülkeye bilgiler veriliyor. Evet. Danimarka'dan, Finlandiya'dan, İran'dan, Irak'tan, Azerbaycan'dan, Rusya'dan arayan vatandaşlarımıza ne yazık ki finansal bilgiler konusunda yardımcı olamıyoruz. Neden yardımcı olamıyoruz? 30 Eylül 2020 itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı bu bilgileri bankalardan aldılar. Hatta bugün dehşete düştüm. Evet. Danimarka'dan gelen bir vatandaşımıza banka demiş ki, "biz sizin bilgilerinizi vermedik." Nasıl vermişsin? Yani banka kendinden bilginin gittiğinin bile farkında değil. Ya onun haberi bile yok ya. Ruhu bile duymuyor Evet, ya. haberi bile yok. Çünkü bir sistematik şekilde Evet. alınıyor. Bankadaki şubedeki memurun, banka müdürünün falan filan. Bundan haberi yok. Bir sistem, çünkü bankacılık sistemi yaklaşık 10 yıldır buna hazırlandı. Evet. Yurt dışı vatandaşları, yurt dışında ikameti olan, ticari Evet. işletmesi olan vatandaşların, yurt dışında bulunmasa bile orada vergi numarası olan vatandaşların bu konuya ilişkin bir bilgilerinin olduğu, bilgilerinin, bankacılık işlemlerinin ayrı, hesaplarının ayrı açıldığının farkında değil vatandaşımız. Bu anlamda çok tehlikeli. Otomatik bilgiden kimler zarar görecek dersek, hem Bir dakika, izleyicimize bir de... dakika. Otomatik bilgiden kimler zarar görecek? Unutmayalım. Ama bir telefonum var. Alayım. Bu arada Teşekkür ederim. İngiltere ne durumda? Onu da İngiltere'den yazanlar var. İşte İngiltere, Twitter. evet, size iyi takip ediyor. Evet. İngiltere aslında bu yıl bilgi paylaşacak 58 ülke içinde olduğu halde, İngiltere Türkiye'ye dedi ki, "ben bu yıl paylaşımda bulunamıyorum." Evet. 2021'den itibaren. İngiltere de aynen şu 6 ülke gibi, yani 58 Evet. ülkeden çıktı. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız da aynen diğer ülkelerde olduğu gibi gelip bir takım tedbirler alarak en az zararla bu bilgi paylaşımından Evet. kurtulabilirler. Evet. İngiltere'yle falan devam edelim de ben şu telefonlarım, sorular da Evet, çok. Çünkü YouTube'dan da yayın yapıyoruz aynı zamanda canlı şu anda. Hem sanal medyadan işte Facebook'tan, YouTube'dan şu anda canlıyız. Ve telefonlar buradan da vatandaşlarımız izliyorlar. Hani bizi bilmeyenlere her taraftan ulaşalım en azından dedik yani. Bari ya bahane kalmasın bari. Efendim iyi akşamlar.
nasılsın? Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben Mert'e bana bir soru soracaktım. Ben gelsin müşterisiyim zaten. Evet. Ben hanım Türkiye'de emekli. Ben burada yardım seni almıyorum. Evet. Yalnız hanım orada aile birikiyor bankada. Hı hı. Ben onu da burada zaten Fransa'ya da bildirmişim. Kran kasaya da bildirmişim. Orada biriken para burada bilgi paylaşımda paylaşırsa bir sorun olur mu acaba? Emekli aylığını yurt dışı makamlarına bildirmiştim dedin değil mi? Evet. Hem doğru mu duydun? Kran kasaya. Bildirdin hepsini. Buyur. Bildirdin değil mi hepsini? Hepsini bildirdim. Tamam. 3-4 senedir bildirdim. Tamam. Yani. Peki başka sorunuz var mı beyefendi? Yok, sadece Türkiye'de biriken parada sorun çıkar mı diyorum. Tamam. Mehtap Hanım cevaplayacak efendim. Peki. Evet, var mı sorunuz var mı Mehtap Hanım? Yok yok. Peki iyi yok. Akşamlar. Diğerlerine de şey tanıyayım, evet, zaman tanıyayım. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Emekli aylıkları ile ilgili eğer yurt dışına bildirimde bulunduysa, sağlık sigortası kesinti yapıyorsa AOK'a, dolayısıyla bir 39 euro gibi kesiyor aylık. Evet. Bu vatandaşlarımızın parası 15 yıl, 20 yılda birikse bir sorun değil. Çünkü bu bildirilmiş emekli aylıkları ile ilgili yurt dışı makamları sadece sağlık sigortası kesintisi yapıyor. AOK kesinti yapıyor Almanya açısından. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşamaz. Çünkü o kaynağı belli, emekli aylığı alıyorum dedi. Vergisel anlamda bir eksiği varsa en fazla onun farkını alırlar. O da ciddi bir şey olmaz. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamaz. Ama vatandaşlarımız emekli aylıklarını bildirmedikleri halde diğerlerine bu diğer vatandaşlarımız emekli aylığını yurt dışı makamlarına Türkiye'den aldığını bildirmeyenler açısından şunu söyleyelim. Eğer öğrenilirse Türkiye vermeyeceğini söylüyor ama vatandaşlarımız emekli aylıklarını bir hesaptan diğerine yatırıyor. Onunla döviz alıyor. Altın hesabına yatırıyor. Aktarıyor bir şekliyle. Hı-hı. Vadeli vadesiz aktarabiliyor. İşte bu durumda emekli aylıklarını yurt dışına bildirmedikleri halde alenileştirmiş oluyorlar. Yani yurt dışı makamlarının ulaşabileceği yere getirmiş oluyorlar. Hani bunlar açısından sıkıntı olabilir ama yurt dışına emekli aylığını bildirmiş olanlar açısından hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Sorunun cevabı buydu. Evet, evet. Demin şeyde kalmıştık. Kimler zarar görebilir? Kimler zarar görecek? Şimdi herkes zarar görecek. Bir defa vatandaş... Ben görmeyeceğim. Yani Türkiye'de parası olan ister yardım alsın, ister almasın, ister iflasını ilan etsin, ister hiç hayatı boyunca sosyalin önünden geçmemiş olsun. Evet. Herkes az ya da çok etkilenecek. Bankada parası olanlar hiç yardım almıyor olsalar bile bunu yurt dışı makamlarıyla paylaşmadıkları için bir sıkıntı yaşayacaklar. Eğer buradan bir gelirleri, değer artışı, faiz, kar payı vesaire gelirleri varsa bundan dolayı da eğer yurt dışına bildirmedilerse, gelir vergisini düşük ödedilerse bundan sıkıntı yaşayacakları gibi bu parayı nereden buldun, nasıl götürdün diye de sıkıntı yaşayabilecekler. Çünkü bu paralar yurt dışından hiçbir zaman banka havalesiyle gelmemiş. %1'lik, 2'lik vatandaşımız dışında. Hep ceplerinde gelmiş. Kimi zaman anlaşılan miktar, cepte taşınmayacak miktarlarla da gelmiş olsa da kaynağını gösteremeyecekleri bir durumda oluyor. Bunlar sıkıntı yaşayabilir ama iflasını ilan edenler, sosyal yardım alanlar ve ticaret yapanlar ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaklar. Ticaret yapanlar zannediyorlar ki biz hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. En büyük sıkıntıyı onlar yaşayacak, en büyük sıkıntıyı. Aynen iflasını ilan edenlerde olduğu gibi ceza davasıyla bile karşılaşabilecekler. Çünkü Türkiye'de belli bir miktarı aşan açıklanamayan paraları varsa bir defa yurt dışındaki ticari işletmeleri incelemeye girecek. Diyecekler ki bu paranın kaynağı ne Türkiye'dekinin? Gösterilmediğinde ya kara para ya vergi kaçakçılığıyla karşı karşıya kalacaklar. Çok fazla geçmişe dönük 5-10 yıl incelemeye tabi tutulurlarsa da ister istemez yakalanacaklar birilerine. Evet. Bu anlamda bunlar sıkıntı yaşayacak. Sosyal yardım alanlar diyecekler ki senin Türkiye'de bir paran ve gelirin varken benden yalan beyan da para aldın ve alınan paraları iade etmekle birlikte resmi makamları kandırmak nedeniyle ceza davasıyla da karşı karşıya kalabilecekler. İflasını ilan edenler %100 ceza davasıyla karşı karşıya kalırlar. Çünkü benim dünyanın hiçbir yerinde gelirim yoktu, malım yoktu diyerekten. Evet, imza atıyorlar, el kaldırıyorlar. Yaptılar ve yakalanırlarsa eğer ciddi baş ağrısı yaşayacaklar. Yakalanırlarsa ben bile kurtaramam.
Hiç kimse kurtaramadı Yani onları. şaka diyorum yani kurtaramam zaten hiçbir Hiç şey. kimse, yani yapılacak hiçbir şey kalmaz. Özellikle yardım alanlar, ticari işletmesi olanlar ve iflasını ilan edenler. Buralarda toparlamanın, Türkiye'de toparlaması gereken, tedbir alması gereken bir işlemleri varsa fiilen Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor. Ben bir hukuk Vekaletle çözemezler. İki tane işi bizzat danışarak, hukuki yardım alarak ilk iki işi kendilerinin yapması gerekiyor. Devamındaki işleri avukat yapıyor. Yurt dışına döndükten sonraki işlemler için de mutlaka bir avukata ihtiyaçları var. Evet, tek başına da bir günlük işler değil bunlar. En az 2-3 gün. Yo, en hızlı yapıldığında bir hafta. Evet. En hızlı yapıldığında. Telefon var. Mehtap Hanım, bir telefon alayım. Peki. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar Mehtap Hanım, Zeki Bey. Biraz önce ben aramıştım da tam herhalde cevabı şey yapamadım, alamadım ve hatta ben anlayamadım. Çok özür dilerim. Bir daha Estağfurullah. yardımcı olursanız şunu sordum Estağfurullah. ben. Evet. Sosyal yardımla ilgili olan mı? Evet, sosyal yardım alıyorum. Mutlaka Artı Türkiye'ye işte. gelmeniz lazım. Soruyu net hatırlıyorum. Mutlaka Türkiye'ye gelip tedbir almanız gerekiyor. Ne Çünkü gibi mesela? bankanızda bir takım paralar var, bildirilmemiş. Emekli aylıkları bildirilmemiş. Yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bayağı bir Bu yaşayabilirsin. hiç bilinmesini istiyorsanız Evet. mutlaka ve mutlaka fiilen Evet. hesap kendi adına olan kişinin gelmesi lazım. Vekaletle çözülemez. Yani maaşlarınız değil, bankadaki hesaplarınızı lütfen yurt dışında hazırladığınız vekaletler ile bir başkasına çektirmeyin. Gelip Türkiye'de vekalet verilebilir ama yurt dışından bankalarla ilgili diyorum. Gayrimenkullerinizle ilgili tedbirler almak için yurt dışından vekalet verilebilir. Zaten vekaleti de veremezsiniz. Şöyle ki en yakın randevu sağ olsun Türk konsoloslukları çok çalışıyor. Ocak-Şubat ayına veriyor. Evet. Yani bizim yapacağımız şu mudur? Türkiye'ye gidip Türkiye'deki bankayla bu Bakın işi bunun çözmek mi? cevabını net verdim ben size. Benim ayrıntıları buradan söylemem size Söylemek zarar verir olmuyor. dedim. Yani Yani bunu bir şunu yap, iki bunu yap, üç bunu yap, dört bunu yap dediğimde evet. büyük bir ihtimalle Alman maliyesi iki tane kurma yazı yazar Evet. ve o zaman sıkıntı yaşarsınız. Aynı zamanda Türkiye'de sıkıntı yaşar. Hani buradan verebileceğimiz cevaplar bu kadar olur. Yani Türkiye'ye gidip oradaki işlemlerimizi kendimizin mi çözmesi gerekiyor? Kendiniz çözmeyeceksiniz. Bir tane hukukçuyla, avukatla bu işi sizi yönlendirecek hukuki önlemler alabilecek. Sizin bu konuda hukuki önlemleriniz almanız lazım. En az zararla, yani bir zarar görülecek bu işten ama en az zararla nasıl bu işten yırtarsınız? Türkçe, amiyane tabirle öyle söyleyeyim. Bu işten Anladım. nasıl yırtarsınız? O konuda diyelim ki Mehtap Hanım'a gittiniz. Mehtap Hanım, benim böyle şöyle size anlattığım durumlar var. Ben bu konuda en az zararla kanuni bir yoldan nasıl kurtulurum diye Anladım. söyleyeceksiniz. O da size izleyeceğiniz yolu söyleyecek, gösterecek efendim. Tek başınıza yapmayın. Anladım. 300'ün, 500'ün hesabını yapıp tek başınıza yapmayın. Daha fazla zararlara girersiniz. Onu da söyleyeyim. Bu işi emeklilik konusunda da yaptılar çoğu vatandaşlarımız. Kendileri Öyle. gidip hesaplarını kendileri Doğru. kapatmışlar. Bu Kapatmayın dedik hesaplarını. pekala bu şeyi buradaki bir avukat aracılığıyla Hayır mı hayır hayır hayır. halledeyim? Buradaki avukatların Türkiye ile alakası yok. Onlar burayla ilgili mevzularla alakalı. Okey. Mehtap Hanım gelip buradaki mahkemelerde, buradaki hukuki işlemlerde gelip iş yapamaz. O Ankara Barosu avukatlarından ve Türkiye genelinde iş yapabilir. Yani mesleği bu. Ama buradaki bir avukat Türkiye'de yapamaz efendim. Öyle bir dünya Anladım. yok. Anladım. Anladınız mı? Yani keramet ehli değiller. Hem burada hem orada. O yok öyle bir dünya. Yani Anladım. çünkü Almanya'da yaşıyorlar. Buranın barosuna kayıtlılar ve burada işlemlerle alakalılar. Türkiye'deki işinizi buradan onlar yapamaz. Anlaştık mı efendim? Anladım. Metap Hanım'a ulaşmamız gerekiyor O yani. arada var numaraları zaten alt tarafta hepsi yazıyor orada 0177 bilmem ne. O numaralardan birinden ulaşın. 0177'den Ben ulaşamıyoruz. bir aradım, ben o numarayı da çıkmadı. Şimdi aramayın. Şimdi Şimdi televizyonda değil, şu anda şimdi değil. canlı yayın. Şimdi değil. Dün aradım, evvelsi gün aradım da. WhatsApp üzerinden arayın efendim. Teşekkür ederim. Sağ WhatsApp olun. üzerinden arayın. Oldu mu? Teşekkürler. Peki, iyi akşamlar. İyi Sevgili akşamlar. yönetmenim herhalde reklam arası geldi.
Aynen, evet, reklam arası gelmiş. Bir çay molası verelim Mete Hanım. Evet evet, bir çay molası verelim. Tamam. Sizin de renginiz düzelmemiş hala. Olmadı, renk tutmadı. Değiştireceğiz. Bir açık tonunu alacağız. Tamam, peki, tamam. Tamam. Peki. Daha kötü oldu yani. Kırmızı gibi kaldı turuncu. Tamam, peki o zaman, tamam. Telefonlarınızı ve sorularınızı almaya devam edeceğim. Facebook üzerinden de sorular yazabilirsiniz. Efendim YouTube üzerinden de yazabilirsiniz. Buradan da arayabilirsiniz. Biz de sizlerin sorularını cevaplandıracağız. Ben ama geçen de bir program yapmış, haber yapmıştım Mehtap Hanım. Geçen hafta hatırlarsınız. Bir, evet, evet. Bir yalan haberle ilgili vatandaşlar, asparagaz bir haber. Sevgili vatandaşlarımıza yok, şunlar yapılacak, yok bunlar yapılacak diye onlarla paylaşmıştım. Yurt dışı Dışişleri Başkanlığı hukuk bölümünden sanki bir avukatımızın oradaki yapmış olduğu bir açıklamaymış gibi haber yayınlandı. Daha sonra benim yaptığım o YouTube yayınından sonra da o haber, yalan haber, asparagaz haber kaldırıldı. Neydi efendim o orada anlatılanlar? Siz de biliyorsunuz mevzuyu. Ya altın hesaplarınız kapanmayacak, adres değiştirirseniz bunlar geri, evet, yurt dışına bildirilecek. Yani öyle kara bir tablo çizmişti ki. Evet. Yani gerekçesini yazmamış, nedenini yazmamış. Ne yazık ki. Evet. Kamuda çalışan bir meslektaşımızın, evet, adını da kullanarak yazmış. Eğer yani hiçbir hukukçunun, özellikle kamu kurumunda çalışan, bu konuda açıklama yapmaya yetkisi yoktur. Yapıyorsa yanında mutlaka bir görevli de vardır. Genelde hukukçular da bunu tercih etmezler. Mesela ben de elimdeki bir davayla ilgili asla, konu ne olursa olsun, hele bu kadar toplumun tamamını ilgilendiren konularda ağzımı açmam. Dolayısıyla hani bir karar beğenmesin, tartışırsın, o ayrı bir şeydir ama sanki birinin ağzından bilgi almış gibi yapılan, işte yurtta sizin her malınızı verecekler, evet, paranızı verecekler, adres değiştirirseniz olmayacak, şunu yaparsanız olmayacak, Türkiye bunu yapacak, yurt dışındaki Türkler yandı bitti, kül oldu şeklinde bir haberdi, evet, ve gerçekten inciticiydi. Bir defa hukuki hatalarla doluydu. Örneğin İsviçre ile ilgili, hani bizi aşmış, Türkiye'ye bulaşmış. İsviçre ile ilgili de İsviçre şunu yaptı, bunu yaptı. Evet. İsviçre vereceğim dedi, mecbur kaldı, önümüzdeki yıl verecek. Yani bizimle paylaşması değil, dünyayla paylaşmasına bir cümle kurmuş. Hiçbirimizin, evet, bir başka ülke ile ilgili bu tür cümle kurma şansı ve hakkı yok. Haddi de yok. Anladım. Yani o kadar hatalı haberler vardı ki alt alta. Evet. Yani bak, aklı başında bir insan örneğin en sondaki İsviçre ile ilgili cümleyi, evet, de kurmazdı. Yani vatandaşların yani kafası yani karıştırılıyor bilerek veya bilmeyerek veya habercilik yapalım derken, sansasyon haberlerimiz olsun derken vatandaşlarımızı hep karamsarlığa iten bir haberdi. Ne yazık ki geri kaldırıldı haber. Telefonlara, hı-hı, devam edelim mi sorulara? Tabii, sonra tabii gelelim İsviçre, Amerika, İngiltere oralar. İngiltere, Amerika, İsviçre gibi en çok sanki paylaşım başlamış gibi düşünülen ülkeler. Girmeyelim ülkeler, ona sonra girelim. Şu telefona bir peki, alo peki diyeyim. O mevzuya sonra girelim. Alo, iyi akşamlar, buyurun. Alo. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar, ben Zeki Bey ve Mehtap Hanım'a bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben sizi izliyorum şimdi. Ben yıllardır seni izliyorum Zeki Bey. Eyvallah. 30 senedir ben seni izliyorum. Ta TGRT'den be. O zaman Mehtap Hanım'ı da izliyorsun. Beraber başladık. Evet evet, izliyorum. Görüşmüşlüğüm de var Mehtap Hanım'a. Evet. Şimdi izledim de bir orada beni ilgilendiren bir soru çıktı. Tamam, buyurun. Ben parayı üstümde ve arabada götürmedim. Burada direkler bak havalesiyle göndermiştik biz paralarımızı. Evet. Hı hı. O yani o zaman göndermiştim parayı ben. Şimdi de çekeyim. Direkt banka ve Merkez Bankası'na göndermiştin değil mi? Bir dakika bir soru sorayım. Anlaşılsın diye. Çünkü Merkez Bankası ile ilgili konuşmak istiyordum. İyi oldu soru. Ben onu soracaktım size de Merkez Bankası'nı da Mehtap Hanım, evet, ama mevzu oldu. Tamam. Evet. Merkez buyurun, Bankası'na sorun göndermiştiniz değil mi? Evet evet, Merkez Bankası'na göndermiştim. Şey, Dresler Bank'la. Tamam. Sonra? Sonra da oradan çektim, bu işte şey çıktı ya, bir Merkez Bankası'na gönderenleri yakalandım. Çıktı. O evet zaman çektim, ben başka bankaya yatırdım. Hmm. Bir müddet, tamam, orada kaldı. Birazına şey aldım, mülkiyet aldım. Birazına çektim, kasaya yatırdım. Hmm. Kasaya mı? Evet. Ne zaman kasaya yatırdın? Geçen yıl. Geçen yıl, yani 2019'da mı? Evet.
Yıl söyleyebilir misin? 19, 10, 10, 10. 11. ay herhalde. Bir yıl kadar önce, tamam. Evet. Şimdi başka bir sorunuz var mı? Ben ne yapayım diyorsunuz? Evet. Beni de etkiler mi bu iş diyor. Burada çalışıyor musunuz? Emekli misiniz? Hayır, emekliyim. Çalışmıyorum. Eşim de öldü. Eşimin de Mehtap Hanım yaptı emeklisini. Allah rahmet eylesin. Hayırlı olsun da diyelim yani. Sağ olun. Mehtap Hanım öyle yapar. Bu işlerin uzmanı o yani. Bu iş o 20 seneden. Benim ne yapmam lazım? Tamam, şimdi söyleyeceksin. Cevaplandırayım mı? Tabii, cevaplandıralım. Eğer 2019'da parayı çektiğinden eminsen ve hesabı kapattıysan sorun yok. Evet. Ama 2019'da evet, parayı çektin, kasaya koydun ama hesabı kapatmadıysan sorun var. Kapattım. Peki kasa hesabını nereden ödedin? Kasaya bir hesap para ödemen lazım. Orada benim şeyim vardı. Maaş geliyordu, oradan ödendi. Ne geliyordu ne? Maaş. Emekliyle maaş. Kiram geliyordu, kiradan kesildi. Kira hala geliyor mu? Evet, geliyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Hesabında ne kadar para var? Bu Türk lirası hesabında. 5-6 o kadar herhalde. Evet, yani kiraların açığa çıkabilir. Kiralarını nasıl yapıyorsun? Onunla ilgili bir tedbir almak gerekir. Kiralar da o kadar üst üste karışık soru sordun ki. Hepsi bahsetmek istediğim konulardı. Şimdi kiralar ile ilgili eğer bir de nereli olduğunu merak ediyorum ben Mehtap Hanım ya. Kayserili misin? Evet, tam bildim vallahi. Nasıl görüyorsun değil mi? Bu kadar önleme ancak bir Kayserili alır yani. Ya bizim kökenimiz Sivaslı. Tamam, çok iyi. Hemşerisiniz. Ben evet. Hemşerim çıktım. Evet, hem evet. Kayserili hem Sivaslı. Evet. Evet. Şimdi 2019'da hesap kapandıysa onu bir mutlaka kontrol edelim. Parayı çektiriyorlar ama hesap kapanmayan onlarca hesapla karşılaştık son 15 yok, gün içinde. Yok, hesabım kapalı, kapattım. Kapattınız. 2019'da kapalı hesapla evet, ilgili bir sorun yaşamayız ama kira geliri var. Hala, kira geliri var. Hala kendi hesabına geldiği için eğer yıl sonu yıl sonunda kira mevcut açılma hesabı. Zeki Bey, kira gelini de ben gitmek istiyorum. Ben pazar günü Türkiye'ye geliyorum Mehtap Hanım. Aynı işte de senden randevu istiyorum. Tamam. Nasılsa sen biliyorsun. Tam Kayserili ya. Tam yani. Evet. İşi bağlıyor yani, şimdiden. Kaçta geleyim? Bir oraya tamam, kaçta geleyim? Tamam, onu söylersin. Buradan söyleyemiyorum biliyorsun. Sonra. Buradan söyleyemiyorum. Madem benim müvekkilimsiniz. Tamam. Ha. Tamam, tekrar ben programdan sonra seni arayacağım. Tamam. Evet Mehtap Hanım, cevaplayalım. Güzel sorulardı bunlar. Yani biz hep bahsetmek, Merkez Bankası'ndan şöyle bir bahsedeyim. Evet. Merkez Bankası'nda hesaplar kapatıldı zannediliyor. Büyük bir çoğunluğu kapatılmış olmakla birlikte hala Merkez Bankası'nda açık hesaplar var. Evet. Merkez Bankası'ndan bahseden birçok kişiyi ben Merkez Bankası'na gidin bir sorun dedim, hesapların açık olduğunu gördük, hatta 3-5 paralarının kalmış olduğunu bile gördük. Merkez Bankası'nda parası olup da parasını çekmiş olsa bile oradaki hesap açık mı kapalı mı diye kontrol etmeden kimse Türkiye'den yurt dışına dönmesin. Bir de Merkez Bankası ile ilgili şunu söylemek lazım, biz Dresden Bank'ta gönderdik, yakalandık, güzel, orada bir ceza ödediniz, ana paranın kaynağı belli ama Merkez Bankası biliyorsunuz inanılmaz 3 yıllığa inanılmaz faizler, ana parayı aşan faizler verdi zamanında. İşte 3 yılda %34, işte 3 yılda %30, evet. 9 yıl Merkez Bankası'nda tutan parası kadar bir para daha kazandı. Dolayısıyla durumu bu olanlarla ilgili Merkez Bankası ile ilgili kontrolü mutlaka yapmak gerekiyor. Bundan sonraki programlarda da mutlaka ve mutlaka hatırlatmak istiyorum. Benim param Merkez Bankası'ndaydı. İşte benim paramın kaynağı orası, 10 lira koydum ama 50 lira oldu diyenle karşılaştım. İşte buradaki sıkıntınız da şu hale gelir. Merkez Bankası kaydını alırsınız, yakalanmışsınız Dresden Bank'la gönderirken. Ama siz oradaki ana paranın 4 katına çıkan faizi hiç bildirmemişsinizdir. Hala faiz ödemeleri de devam ediyor kimi hesaplarda. En azından bu konuda haberdar olun. Merkez Bankası'nı bir kontrol edin. Kira gelirlerinizle ilgili hesaplarınıza geliyor. Gayrimenkullerimi kimse bilmiyor diyorsunuz ama
Türkiye sizin Türkiye'deki hesap bildirim yıl sonu bakiyelerini yurt dışına bildirdiğinde Türkiye yıl içi hareketleri bildirmeyecek ama yıl sonu hareketlerini alan yurt dışı makamları sizden bu hesabın geçmişe dönük 5 yıllık 10 yıllık dökümünü isteyebilir. Kira çıkarsa gayrimenkulleriniz de ortaya çıkar. Evet. Bu nedenle tedbirleri almak gerekiyor. Çok da Aralık sonuna her arayan 24 Aralık'ta gelip halledeceğim diyor Evet. ama 24 Aralık bir kilitlenmeye neden olabilir. Gelebiliyorlarsa daha erken gelsinler. En azından bunu da hatırlatmak istiyorum. Yılbaşını da hesaplıyorlar ya. Hem ticaret hem Doğru, ziyaret işte. hesaplıyorlar ama Evet. ola ki 30 Aralık itibariyle Evet. gelir idaresi kayıtları toplarsa O zaman. 24-30 arası tedbir almakta zorlanırız. Evet, doğru söylüyorsun. 30-31 aralığa kadar. Neyse, telefonlara devam edelim o zaman. Peki. Sorular var. Alo, iyi akşamlar. Buyurun efendim. Alo. Alo, iyi akşamlar. Buyurun efendim. Benim bir sorum olacaktı Mektep Hanım'a. Ben Türkiye'den Nüfus Müdürlüğü'nden Evet. hanımım adına ve kendi adıma işlem yapabilir miyim? Nüfus Size bu bank kadar. olarak aynı şekilde bank işlem Nüfusta yapabilir miyim? eşinizle ilgili işlem yaparsınız. Sorun değil. Fakat bankada para varsa ne yapacaksınız? Bankada para yok, paramız yok bankada. Hesabı kapatmayacağım, sadece güncelleme yapacağım. İşte bu güncelleme Peki. yapacağım, hesabı kapatmayacağım, güncelleme yapacağım konusuyla ilgili. Yaş güncelleme yani adres değişikliği. Anladım. Yani güncelleme diyorlar. Nereden icat ettilerse bir güncellemeyi yazık bizim siyasiler başka bir cümle kuramadığı için güncelleme diyor. Bizimkiler de güncelleme ne diye bankaya gidiyorlar. Bankada Evet. parayı vermemek için güncelleme diyor. Evet. 2021'de verilsin diye mi yapacaksınız bunu? Neden yapıyorsunuz? Ben anlamadım. Çünkü bir adım Yani adım adres gitmek gerekiyor. değişikliğinden bir banka kira gelirlerim vardı daha önceden de bankada. Ha. O yüzden. Tamam. Güncelleme yapacaksın. Yardım Hesabı alıyor musunuz burada? yok yok yardım ya almıyorum. Böyle bir Tamam. şeyim yok. Tamam, okey. Gayrimenkullerim açığa çıkmasın diye bu tedbiri almaya çalışıyorsunuz ama Evet. Bu %30 bir tedbir olur. Yani güncelleme yapacağım, hesabı kapatmayacağım kendime göre. Hani kendi kendinize düşünüp bulduğunuz bir şey Evet. aslında tam sorununuzu çözmüyor. Ayrıca Adres da değişikliği işe tekrar yaramıyor. Almanya'ya Evet. döndüğünüzde birkaç tane kurum, ismi bilerek vermiyorum. Evet. Hangi kurum bizi yurt dışına iyi niyetle ve yapması gereken bir işi yapan birkaç kurum var. Derse ki Evet. işte bu burada oturuyor aman bilginiz olsun diye, bilginiz değil de biz şu işlemi yapıyoruz haberiniz olsun diye söylerse bu konuda döndükten sonra yapılması gereken işlemleri nasıl yapacaksınız? Bilginiz var mı? Onu bilmiyorum. Yani hiç Ya kimse daha bilmiyor doğrusu çünkü. Mektep Hanım ben sizle görüşmek istiyorum. Ben zaten Ankara'ya gelmek istiyorum. Pazartesi gün. Yani sizden bilgi alıp öyle bu işlemleri yapmak istiyorum. Adres değişikliği bir şey yarar mı yaramaz mı demek Tamam, o istiyorum. zaman. Yani belli koşullarda yarıyor ama Evet. sizin hani şu düz vatandaşlarımızın birçoğu geliyor tam da sizin dediğinizi yapıyor. Niye yaptığını anlayamıyorum ve geri dönüyor. Geri Evet. döndüğünde diyoruz ki bak çok daha açığa çıkmışsınız lütfen gelin. Çünkü Evet. artık bu işi yaptıktan sonra dediğiniz ilk işi yaptıktan sonra o işleri de artık dillendirmeye çekiniyorum. Bir vatandaş yanlış yapıyor. İki çok fazla çok fazla bunlar konuşulduğunda Evet. ne yazık ki dünyanın her yerinde sosyal işte o ülke maliyesinde çalışan Türk kökenli vatandaşlarımız da var. Onların hepsini iyi niyetli olarak düşünüyorum ama Türkçe bilen o ülke vatandaşları da var. Bizi dinliyor olabilirler. Hani bu dediğim Olabilirler iş değil. Olabilir. Anladım. Anladım. Biz zaten Alman televizyonuyuz. Bizim buradaki konuştuklarımız Tabii. motomot tercüme ediliyor birebir. Onu Evet da doğru. söyleyeyim Yani o yani. yüzden O, biraz daha sınırlı konuşmak evet zorunda sınırlı kalıyorum. evet. Ama Mektep Hanım ben dediğiniz sizi yarın arasam olur mu? rutinin arasında yapılması gereken bir iki işlem daha var. Gitmeden yapılması gereken Mehtap işlem Hanım var. Ben yarın zaten size arayabilir geleceğim miyim? dedim. Ben zaten size geleceğim. Sizi yarın arayabilir miyim diyor Mehtap Hanım. Arayabilir Ben mi sizi yarın? yarın Müsait alabilir miyim? misiniz? Zeki Bey duydum da buradan cevap veremiyorum. Ha ben söyleyeyim arayın Ben istediğiniz zaman Ankara'dayım. ya. Or Biliyorum. Siz tamam. biliyorsunuz. Evet. O zaman Almanya'ya beni gelemiyorum tanıyabilirsin. şu an ve Ankara'dan da hiç ayrılmıyorum. Evet, Genel bir cevap Ankara'dan vermiş olayım. ayrılamıyor.
Ya ben zaten Ankara'ya geleceğim zaten. Tamam, tamam. Günü. Peki efendim. Ankara'ya geleceğim. Tamam, peki. Peki nüfustan şey adres alabilir miyim hanım adına? Alabilirim değil mi? İkamet işlemlerini eşler birbirinkini yaparlar. Sorun yok. Diğer işler sakıncalı. Bunu da daha sonra bir daha konuşmuş olalım. Tamam. Evet. Tamam, tamam. Bir kısmı yetersiz bu konuştuklarımızın ekranlarda. Sizdeki bilginin de bir kısmı doğru, bir kısmı eksik, yanlış. Onları tamamlanır. Oldu mu efendim? Ama ben hep tamam, oldu, onu oldu. Söyleyeyim. Tamam oldu. Çok pek, sağ olun. Pek, iyi akşamlar. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Herhalde alo var. Alo var yine. Efendim? Bir şey söyleyeyim de. Tamam. Cümlemi tamamlamış olmak istiyorum. Çok önemli. Tamam. Yurt dışına gittikten sonra vatandaşımızın Türkiye'den yapacağı bir tane işlem ve iki ay içinde yapmasında çok fayda olan bir işlem var. Mutlaka yurt dışına gittikten sonra yapacak. Bir de artık konsolosluktan vekalet vermeyecek durumda oldukları için her ne olursa olsun Türkiye'de bir vekalet bıraksınlar. En kötü ceplerine koysunlar. Evet. Bir avukata çünkü konsolosluktan yaklaşık 13-14 ay hiçbir işlem yapamayacaklar. Doğru efendim. Evet, telefonlara devam ediyoruz. Alo, iyi akşamlar, buyurun efendim. Ben Alman vatandaşıyım. Evet. Yani eşim, çocuk, hepimiz Almanlıyız. Fakat Türkiye'de gayrimenkullerimiz var. Evet. Burada çalışıyorum. Herhangi bir devlet tarafından yardım almıyorum. Bunları ben ihtiyacı olmadığı için burada herhangi biri bildirmedim. Evet. Bir iki bankada hesabımız var ama orada hesaplar yani öyle çok büyük miktarlarda değil. Yani bir faiz geliriniz falan yok. Bunları bildirmek zorunda mıyım? Gayrimenkul dediğimiz olay yerlerden kira geliri falan var mı? Hayır onlar yok. Onlar, kendi kullanımı için. Onlar yok. Bankada biraz paralarınız var, şeyiniz var, evet. Cüzi bir miktar. Cüzi bir miktar. Bize bir sıkıntı yaşar mı diyor. Zaten sen direkt Alman vatandaşı olduğun için senin bilgileri çok kolay alırlar zaten. Hiçbir sıkıntı çekmeden. Benim vatandaşım verder alır yani zaten daha. Ve Metap Hanım bu konuda cevap versin. Peki efendim bu kadar mı sorunuz? Bu kadar. Teşekkür ederim. Sizin var mı Metap Hanım sorunuz? Şimdi bildirmek zorunda mıyım? Bildirmek eğer Türkiye'de bununla ilgili bir takım önlemler ya da bildirilmesiyle ilgili Türkiye'den bir niyetiniz yoksa sizin bunu yurt dışına bildirip bildirmemeniz sizin keyfinize kalmış bir olay değil. Türkiye'de eğer bir iki önlem alınmıyorsa zaten bu hesaplar yurt dışına Türk maliyesi tarafından bulunduğunuz ülke maliyesine bildirilecek. Bildirilmek zorunda, siz zorunda olmasanız da bildirilecek. Burada bir tercih öneriyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye için neler yapılabilir, bununla ilgili tedbir almayı tercih edeceksiniz veya yurt dışına bu paraları bir mali müşavirle, özellikle yaşadığınız ülkede mutlaka bir mali müşavir ile çalışarak yardım almanızı, ona göre hareket etmenizi öneriyoruz. Türkiye açısından da eğer bir işlem yapacaksak mutlaka Türkiye'deki işlem tamamen hukuki işlem, mali açıdan hiçbir sorunuz yok çünkü vergisel bir sıkıntınız yok Türkiye'de. Evet. Türkiye'den de bir hukuki yardım almanızı öneriyoruz. Tamam efendim. Bir sorun daha olacak kapatmadan. Ben Türkiye'de emekli oldum. Yani emekli oldum derken ödedim primlerimi. Eğer Türkiye'ye dönersem ya burada emekli almıyorsunuz. Olursam, hayır almıyorum. Alamıyorum. Çalıştığınız için alamıyorsunuz evet. Evet aynen doğru. Bunu buraya herhangi bir yere bildirecek miyim? Maaş alana kadar bildirmek zorunda değilsiniz. Çünkü yurt dışı makamlarını, Türkiye'deki emekliliğiniz bildirip bildirmemek, Türkiye emekli aylıklarını bildirmeyeceğini söylüyor. Bildirir bildirmez. Buna kefil olmam, onu yapmam dedi, yaptı, bunu yapmam dedi, yaptı. Bildirmeyeceğini söylüyor. Bugüne kadar da birkaç, yani çok az bir örnek dışında bildirmedi de. Bundan sonra bildirir, bildirmez buna bir şey diyemem ama sizin bildirip bildirmeme konusundaki tercih size ait diyebilirim yurt dışına. Emekli aylığı almaya başladığınızda. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgi için iyi akşamlar. Peki efendim iyi akşamlar diliyoruz. Efendim alolara devam edelim. Alo iyi akşamlar buyurun efendim. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. Peki Bey, Mehtap Hanım. En son ilk konuştuğum 2006 yılıydı, 2008 yılı ve 2018 yılında yine sizle konuşmuştuk. Öyle ben mi? Ben sadece öyle mi? Kren kasanın kesmiş olduğu para için
soracak. Bir dakika, bir dakika dur Mete Hanım. İlk 2006, ondan sonra? 2008. Yurt dışı borçlanmasına danışmış. 2008'de borçlanmış ya da emekli olmuş. 2018'de danış. 2018, şimdi de 2020. Maşallah. Cihanım için konuşmuştuk. Ama doğru adresteyiz. Devamlı arıyorum yani. Evet, yok doğru adresteyiz. Yanlış yolda değiliz. Peki. Evet. Helal olsun. İşte böyleleri de var. Doğru yoldan şaşmayacaksın. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın efendim. Evet. Evet. Şimdi soruyu anladık mı? Alalım. Tamam. Alalım bakalım. Evet. Alo. Soru yok mu? Alo. Soruyu alalım. Efendim ben Hüseyin Karaca. Var var. Tamam alalım işte. Efendim ben emeklili şey için soracaktım. Hastalık kasasının kesmiş olduğu para hakkında bilgi alacaktım. Yurt dışındaki hastalık kasası sizden para kesiyor. Doğru mu? Bak şimdi niye geç cevap veriyor biliyor musun? Televizyon veya telefon evet açık. Efendim. Televizyon veya telefon açık. Bizim konuştuğumuzu direkt duymuyor. Oradan duyuyor. Ondan sonra cevap veriyor. Değil mi? Evet. Öyle yapmayacaksın. Kısaca şöyle. ben kredisi bizden 39 lira bir para kesecekti. Evet. Anladım. Tamam. Şimdi soruyu anladım. Biraz mektubu yazmıştık. Hı hı. İki sene para kesildikten sonra bize bir de direkçe, itiraz direkçesine cevap olarak paranızı geri ödeyeceğiz. Lütfen Türkiye'ye, Almanya'ya gelin. Ben şu anda Türkiye'de olduğum için. Evet. Şimdi onun için geleceğiz. Evet anladım. Tersine bir göç var. Anladım. Soruyu tam anladım. Şimdi bu konuda hiçbir bilgisi yok. Tamam anladım. Yani bu güzel bir soru. Ne almış olduğu bir karara göre evet. Herkesten para kesiliyor. Anladım. Bu güzel bir soru değil mi Mete Hanım? Bu ilginç bir soru yani yok, aslında. Şimdi şey anladım. Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de kalıyor. Türkiye'den sağlık hizmetini aldığı için evet. Şimdi normal koşullarda Türkiye'den emekli aylığı alan bir kişiyi Almanya AOK öğrenirse evet. Bir aylık 39 euro kesiyor. Evet. Fakat evet, vatandaş doğru. Gelmiş ve sağlık hizmetini artık Türkiye'den alıyor. Hı-hı. Türkiye'den aldığı durumda eğer derse ki bu durumda olanlar ben Türkiye'den sağlık hizmeti alıyorum. Yurt dışından benden bu kesinti yapılmasın derse ki burada artık Almanya'dan sağlık hizmeti alamayacaktır ya da yurt dışından. Orada sağlık hizmeti kesintileri borç çıkarılıyorsa iptal ediliyor. Bu bizim Türkiye'de yaşayanlar için çok yaptığımız bir işlem. Hı-hı. Yok ama eğer ödenmişse de iade ediliyor. Efendim ben kesin dönüş yapmış değilim. Sadece burada kesin 9 dönüş ay, değil. Sağlık ay. Hizmetini Türkiye'den alıyorsan kesin dönüş bambaşka bir şey. Tabii. Siz Türkiye'den sağlık hizmeti alıyorsunuz değil mi? Geldiğimde olursa çıkıyorum doktora gidiyorum yani. Tamam. Tamam. Oldu. Yani orada iade etmek zorunda. Teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Ne? Hayırlı akşamlar. Bekleriz. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Telefon yoksa tabii. Söyleyin. Şimdi yani var da siz söyleyin. Şimdi biz hep şunu konuşuyoruz. Yurt dışı makamları eğer Türkiye'deki banka hesaplarınızı, finansal bilgilerinizi evet. Öğrenirse sizinle ilgili ciddi sıkıntı yaşanır. Buradan işte ceza evet. Davası, para cezası, ödenen paraların geri iadesi diyoruz. Ama biliyorsunuz yurt dışı emekliliği 3201 sayılı yani yurt dışı borçlanma ile emekli olanlar var. Hı-hı. Türkiye'den de özellikle serbest meslek yapanlar çoğunlukla yardım alanlar, çalışanlar Türkiye'den evet. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak emekli aylığı alıyorlar. Hı hı. Aslında bu otomatik bilgi paylaşımı kapsamında Türkiye yurt dışındaki bu çalışmaları, ticari işletmeleri ki yurt dışı makamları da bu bilgileri bize verecek karşılıklılık esası var. Evet karşılıklılık esası. Bilgiler Türkiye'ye geldiğinde yurt dışında çalışanlar, serbest meslek yapanlar, evet. Ticari işletmesi olanlar, yardım alanlar eğer Türkiye'den emekli aylığı alıyorlarsa
başlangıç itibariyle, daha doğrusu çalıştıkları dönemlerin tamamına ilişkin emekli aylıklarını Türkiye alacak. Evet. Böyle yani, de bir sıkıntı var. Bunu da bir atlıyoruz hep, yurt dışı sıkıntısı daha fazla diye, ama Türkiye açısından da bir takım sıkıntılar yaşanacak yurt dışındaki vatandaşlarımız açısından. İşte o yüzden de Utku Çakır Özer'in bu akşamki ana haberlerde vermiş olduğum konuşmasında ve Skype bağlantısında ana haberlere, canlı yayına bu konuyla ilgili de bilgiler söyledi. Orada konuşmalar yapmış. Bir ara inşallah denk getirir sizinle birlikte. Onu da kısa bir şöyle programa konuk alırız Mehtap Hanım. Çünkü çabalayan bir insan en azından. Evet evet, yurt dışındaki Türkler açısından bence en çok çabalayan siyasilerden birisi. Evet. Ve sorunları doğru tespit edip çok doğru adlandıran siyasilerden birisi. Çünkü bizden biri. Hamburg'daymış daha önce ailesi. Evet. Burada yaşamışlar. Evet, telefon hattımızda seyircimiz var. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun efendim. İyi akşamlar. Ben Belçika'dan arıyorum abi. Tamam. Türkiye'de emekliyim. Bir de Türkiye'de evim var, yazdığım var. Hı-hı. Bu bilgileri verdiği zaman benim herhangi ne yapmam lazım bilmiyorum. Peki bankada emekli aylığın dışında bir param var mı? Hayır, yok. Sana bir yok. Hele bir param yok. Peki emekli aylığı bilgilerin, emekli aylıklarını nasıl çekiyorsun? Aynı banka içinde başka hesaba aktarılıyor mu? Hayır, emekli sanırım verdiği bir hesap var, oraya geliyor. Yazın gittiğim zaman ben kendim çekiyorum. Anladım. Herhangi bir fon falan almıyorsun. Şimdi emekli aylığı bilgilerinle ilgili yurt dışı makamlarına eğer sadece tek devletin açtığı emekli aylığında ise bir sıkıntı olmaz. Gayrimenkullerin ile ilgili tedbir almak istiyorsan, bakın sizin bankayla ilgili bir işlem yapmaya ihtiyacınız olmadığı için diğer izleyicilerimizin dikkatini çeksin diye bunu özellikle söylüyorum. Türkiye'de tedbir almak istiyorsan konsolosluktan bir vekalet alıp bir avukatla anlaşarak gayrimenkullerin ile ilgili tedbirleri alabilirsin. Türkiye'ye gelmene gerek yok. Oldu, teşekkürler. Akşamlar. Evet. Devam edelim. Alo, iyi akşamlar. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Alo. Düştü. Şu İngiltere'ye, Amerika'ya bir girelim. Şimdi İngiltere aslında bu yıl 2019 bilgilerinin paylaşılacağı 58 ülke arasındaydı. Evet. Özellikle İngiltere bizim talebimiz de değil. Biz pek fazla bu konuda talepte bulunmuyoruz herhalde. İngiltere dedi ki ben bu yıl bilgileri paylaşmayacağım. Evet. Bu yüzden İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza bir an önce gelin, Türkiye'deki tedbirlerinizi siz de alın. Çünkü İngiltere aslında bizim Avrupa ezberimizden çok daha farklı bir ülke birçok anlamda. Gerçekten çok fazla para kazanan, ticaret yapan Türk vatandaşları var. Ama ciddi anlamda yardım alarak yaşayan vatandaş sayımız da İngiltere'de ne yazık ki orada yaşayan vatandaşların %50'si kadar. Burada kurallar biraz daha sert. Eğer öğrenilirse oturum iptaline kadar gidiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ceza olabilir. Veya işte hapis cezasını bile verir ama adamı sınır dışı etmez hemen, oturumu iptal etmez. Yardımı geri alır. Oturur, para konusunda anlaşır ama İngiltere parayı da alıyor ve şeyi de alıyor. Oturumu iptal edebilir. Hele ki Ankara anlaşmalıların duydum, canı çok fazla yanacak. Ona yine girelim de reklama 2 dakikam var ama bir telefonda bir seyircim var. Onu alayım dedim reklam öncesi. Alo, iyi akşamlar, buyurun. Alo. Alo, selamun aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyurun efendim. Nasılsın Zeki Bey, iyisin? Allah razı olsun, sağ olun. Çok çok iyiyiz, buyurun. Allah senden razı olsun dağlar kadar. Senden başka sahibimiz yok yani şu memlekette. Ne kimse cisimler. Mehtap Hanım var, Mehtap Hanım. Mehtap Hanım'a da selamlar. Allah sizlerden razı olsun. İkişenizden de. Amin, amin, amin. Buyurun, elimizden geldiği, nefesimizin yettiği kadar sizlerin sorunlarını aktaracağız. Şimdi benim, şimdi benim bir mağduriyetim var. Evet. Dinliyorum. Ses gitti. Benim hanım 2019'da
Pansiyondan felç oldu. Şimdi ise Avusturya Viyana'dayım. Evet. Heh. Evet. Türkiye'den de aylık mı alıyorsunuz? Yardım mı alıyorsunuz? Şimdi ise biraz ona 3-5 bin lira hesap açtım. Şimdi şeyde yatıyor bu. Bakım evinde yatıyor. Ben de evdeyim. Ben de ameliyattan çıktım. Aşağı 5-6 ay oldu. Evet. Ben de 11 saatte ameliyatta kaldım. Geçmiş olsun. Şimdi Türkiye'de biraz şeylerimiz var. Çok paramız yok da yani 60 küsür üzerinde Türk parası var. 60 bin üzerinde. He. Kimin adına? Senin adına mı? Karın evet, adına onu mı? Da ben aynıma gidin ben şeyle konuştum. Kimle? Televizyon müşavirimle konuştum. Ama sen Almanya'dan televizyona kız Türkiye'de herhangi bir arkadaşın amca. Televizyona sesini kız. Televizyondan duyuyorsun kendi konuştuklarını, kafa karışıyor. Kız. Telefondan dinle. Alo. Zeki Bey televizyonu mu kısayım? Kız tabii onu dinliyorsun, gene sana ses geliyor, kafa karışıyor. Oldu abim, sağ ol, Allah razı olsun. Evet haklısın abim Bey, özür dilerim. Diyeceğim ben şeyle konuştum, mali müşavirle 9. ayın bilmem kaçında konuştum. Bana şunu söyledi. Dedi, hatta konsolosluğuna telefon ettim, Viyana konsolosluğuna gittim oradan. Oradan dedi ki böyle Türkiye'de bir yakının, ahraban, kardeşin, bacın, anan, kaynın her neyse. Ona dedi vekalet verdi. Gereken 3-5 kuruşun oradan çeker şeyin olmaz dedi. Tereddüt olmaz dedi. Ben de bunu aynısını yaptım. Şimdi benim hanım şeyde yatıyor. Felç oldu. 9. ayın 20'sinde Türkiye'de. Efendim. Felç oldu. Bakım evinde yatıyor. Yani halimiz çok perişan yani. Ben de ameliyatta 11 saatte çıktım. 5-6 ay oldu. Evet. Ben de evde yatıyorum. Geçmiş ne yapmamız olsun. Lazım? Tamam, anladım. Anladım. Geçmiş olsun. Mehtap Hanım. Türkiye'de yatıyor değil mi? Türkiye'de değil mi eşiniz? Ne yapmamız lazım? Eşiniz Türkiye'de değil mi yatıyor bakım evinde? Yok. Hayır. Hanım burada. Avusturya'da. Ben de buradayım. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Sizin sorunuz var mı Mehtap Hanım? Soruların cevabını reklamlardan sonra vereceğim çünkü. Tamam, anladım ben. Soruları reklamlardan sonra ben cevaplandırayım. Tamam mı? Reklamlar, şimdi bir reklam arası vereceğim. Ayrılma, televizyonda seyret. Reklamlardan oğlum, sonra Mehtap Hanım. Allah razı olsun. Hepimiz. Bir istiramım daha olacak Zeki Bey ya. Çabuk hızlı. Şimdi ben bu parayı da çektirdim. Ben kaynıma vekalet verdim, çektirdim. Evet. Tamam. Müşavirin değişine göre. Evet. Tamam, anladım, onu da anladım. Anladım. Kayınbiraderin güvenilirse sorun yok. Ama 30 bin liraymış. TL'ydi değil mi? Sadece evet hayır da yeter. Türk lirası mıydı? Türk lirası 60 küsür bin lira. 62 mi 63 ne yer neyse. Tamam, anladım. Cevap vereceğim birazdan. Tamam, birazdan cevap vereceğiz ama televizyonu açık tut. Programımız devam ediyor. Tabii ihbar hattında sorularımız da var ama deminki vatandaşımızın sorularını Mehtap Hanım bir cevaplandırsın. Ondan sonra da onlara geçelim. Evet Mehtap Hanım, sizi dinliyoruz. Şimdi bankadan paraları çekmiş ve hastalık nedeni ile gelebilme şansı yok. Şimdi buna ne gel diyebiliriz, ne bir şey diyebiliriz ama gayrimenkullerim var dedi. Gayrimenkulleri ile ilgili Evet. Yine konsolosluğa giderek bir vekalet çıkartırsa, çünkü eşi huzur evinde yaşıyor. Evet. Gayrimenkuller öğrenilirse derler ki sat da getir bize ver. Bu nedenle hani bu durumda olan gayrimenkulleri de bu nedenle korumaya alın diye Evet. Özellikle ısrarla söylüyoruz. Çünkü hepimiz insanız, yarın başımıza ne geleceği belli değil. Bunun yaşı da yok aslında. Evet. Yaşlılıkta biraz daha çok başımıza gelse de gayrimenkullerin Türkiye otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde bildirmeyecek biliyoruz ki. Ama yurt dışı makamları başka yöntemlerle öğreniyorlar. Önce Hollanda bizi bir uyardı. On binlerce vatandaşımızın bilgilerini aldı ve kullandı bunu. Vatandaşlarımıza da 50 bin euro, 100 bin euro ceza kesti. Ceza davaları açılanlar da oldu ne yazık ki. Aynı şeyi şimdi Evet. Sayısı kaçtır bilmemekle birlikte işte yayın dışında ihbar hattına gelenlerle
Almanya'da da benzeri uygulamalar duyuyoruz. Hatta iş yeri, evi, banka kasası hepsi basılanlar görüyoruz. Bu nedenle de aklımdayken söyleyeyim, her programdan sonra aklıma geliyor. Türkiye'ye ilişkin tapuydu, banka cüzdanıydı vesaireydi. Lütfen yırtın atın. Evet. Tutmayın üzerinizde. Yani yurt dışında bunlara ihtiyaç yok. Hiç gereği yok. Hepsi e-devletinizde var. E-devlet şifrenizi hiç kimse sizden alamaz. İsterse de vermeyin. Oradan bütün bilgilerinizi alabiliyorsunuz. Lütfen bu tür bilgi ve belgeleri kaldırın. Evet. Şimdi bana Facebook Messenger'dan yazan sevgili izleyicilerimiz de var. Mesela İsviçre'den yazan bir hanımefendi var. İşte, o da bir şeyler yazmış. Fakat cevap yazamıyorum ben. İsviçre buyursun gelsin. İsviçre buyursun gelsin, bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Onlar strese de gerek yok. Ben sizinle, ben o hanımefendi bana yazıyor da cevap yazamıyorum, yasaklıyım ya. Beni seyrediyorsanız hanımefendi, kendisiyle görüşmüştüm ben. Beni seyrediyorsanız sıkıntı yok. Görüştüyseniz zaten Mehtap Hanım'la da tekrar görüşürsünüz bu konuyla ilgili. Stres yapmayın. Programı seyretmeye devam edin. Size cevap yazamıyorum çünkü yasaklıyım. Cumartesi sabah kalkıyor mu yasak? İnşallah kalkıyor. Yani yarın ne günlerden? Perşembe, cuma. Cuma. Perşembe. İki gün kaldı. Cuma günü son gün, 20'si son. Ondan sonra kalkıyor cuma, bir daha. Sabah herkese gücünüz yettiğince, birikmiştir, cevap yazarsınız. Bundan sonra Çinçonglara bir şey demeyeceğim deyince böyle beni kısıtlıyorlar vay arasına. İlk defa böyle bir şey geldi başıma. Türkçe biliyorlar. Evet, böyle bir şey geldi başıma. Neyse, onları aslında hakaret etmemiştim. Güzel sözler söylemiştim. Bu virüs yüzünden telefon attığımızda seyircimiz var. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim, buyurun. Öncelikle her ikinize de çok çok teşekkür ediyoruz. Gecenin bu saatlerinde bizlere yardımcı olduğunuz için. Allah razı olsun. Şimdi efendim benim sormak istediğim bu Gelir İdaresi Başkanlığı. Evet. 2021'in verilerini 2021'de kesin verecek mi? Onda bir bilgi alabilir miyim? Soru tek bu mu? Hemen cevaplandırayım. Başka sorunuz varsa onu da söyleyin. Yok, başka sorum yok. Yani bu hepsinden önemlisi bu herhalde. Çünkü ne yapacağız? Yani 2022'ni 21'de bildirecekse o zaman hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Ama bildirmeyecekse 12.ye girmeden 11. ayda bunu çözmemiz gerekiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu? Ha, dinlediklerimden bu ana fikri çıkardım diyorsun. Biz isterseniz bir cevap verelim. Tamam. Başka sorunuz? Çok teşekkür ediyorum. Tamam, iyi akşamlar diliyorum tekrardan. Olun. Sağ olun. Evet Mete Hanım, buyurun. Programınıza bensiz konu kalmıştınız hatırlarsanız. Sayın Milletvekiline 2-3 evet. defa bu soruyu sordunuz. Dediniz evet, ki evet. 2020 verileri verilecek mi? Evet, direkt sordum. Verilecek mi, verilmeyecek mi? Ne verilecek dedi, ne verilmeyecek. Verilmez de diyemem. Evet. Türkiye'nin isteği 2020 verilerini vermemekten yana. Fakat imzalanmış sözleşmeler var. Evet. 2020 verilerini paylaşacağımıza ilişkin. Evet. Evet. Almanya ile işte bu bahsettiğimiz 5 ülkeyle sözleşme imzalamadığımız ülkeler var. 58 ülkeyle imzaladık biliyorsunuz. Hı-hı. 2020 verileri verilmez diyemeyiz. Evet. Bu nedenle mutlaka bu yıl içerisinde gelip bir takım tedbirler almanız çok faydanız olacaktır. Bu yıl olsa bitene olsa, kadar. Bu yıl bitene kadar. Az bir zaman evet, var. Olsa evet. Olsa evet. Türkiye'nin hadi bunu yapamadı, verileri vermeyi evet. beceremedi. Türkiye'nin en azından bu verileri 2021'in 6. ayına kadar koronadan dolayı evet. gelemeyenler var, yasaklılar var, işten izin alamayanlar var. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz ayına kadar en azından şu konuştuğumuz cümleleri evet. Evet. bu imkanı tanıyacak. Ben bu verileri en erken Temmuz'da alabilirim. Uygun değilim diyebilmesi lazım. Bu da bir seçenek olabilir. Evet. Çünkü 31 Aralık'ta vereceğim diyor. Alacağım diyor daha doğrusu. 31 Aralık'ta vermeyecek de. Evet. Verileri bizim isteğimiz tüm siyasilerden. Hı hı. Lütfen bu 31 Aralık'a ilişkin verileri, 31 Aralık 2020'ye ilişkin verileri bankalardan zaten sistemi de yetmeyecektir.
2021'in ortasına doğru alın. En azından bir takım kayıtlar, başka yani bir ayar verilebilirse verilsin o arada. Evet. Vatandaş bir çare bulacaksa bulsun o arada diyelim. Tamam. Şimdi Mehtap Hanım. Geçen hafta biz şey vardı, bir vatandaş da sormuş. Diyor ki, iyi akşamlar, geçen hafta çok ilginç bir soru vardı. Hatta siz de şaşırmıştınız. Adres değişikliği bir şekilde Almanlar tarafından tespit edilmiş olduğu iddia edilmişti. Siz de bu bildiriyi bize yollayın demiştiniz. Bu sonucunu merakla bekliyoruz. Doğru, unuttum ben onu. Ben unutmadım. Hı-hı. Aslında onu bu program içerisinde söyledim. Evet. Vatandaşın bilmeden yaptığı işlemlerde bile hep rastladığımız bir iş bu. Evet. Birkaç tane kamu kurumu. Evet. Aslında sizi ihbar etmek için değil. Evet. Bu nedenle insanlara diyoruz ki siz Türkiye'den ayrılır ayrılmaz. Evet. En geç 2 ay içerisinde. Yurt dışınızdan alacağınız bir iki belge ile birlikte Türkiye'de bir duruma göre 2 kuruma bilgi vermek zorundayız. Evet. Türkiye'den. Evet. Bu nedenle hani Türkiye'ye geliyorsunuz, kendi kendinize bir takım işlemler yapıyorsunuz. Tabii ki yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Hukuki yardım alsanız çok iyi olur. Ama gitmeden mutlaka bir avukata vekalet çıkartın. Konsolosluğu kullanamayacaksınız. Ve siz gittiğinizde sizin Türkiye adresini tek adres olarak tercih edenler özellikle siz gittiğinizde bu bilgiler bir iki ay içinde arkanızdan yurt dışı kurumlarına bildirilmesin diye 2 tane iş yapmak gerekiyor. Bunu yurt dışından yapamazsınız. Evet. Kendi başınıza da yapamazsınız. Yok, bunu yapamazlar gerçekten. Şöyle yapamazlar. Onun takibi, onun cevabının gelmesi, belki başka belge istenecek. Evet. Dolayısıyla bu yani niye yurt dışına bildirilmiş olduğunu biliyorum. Türk maliyesi ya da Türk devleti direkt bildirmedi ama büyük bir ihtimalle bu kişi emeklidir. Evet, anladım. Anladım. Şimdi hayırlı akşamlar Zeki Bey, Mehtap Hanım'a bir sorum olacak. Kira gelirim bankama geliyordu ama 2019'da bunu durdurdum ama şu an hesabımda 5000 euro var. Ne yapmalıyım? Hesabımı hemen kapatayım mı? Hayırlı akşamlar. Dinlemiyorlar bizi herhalde. Evet, hesabı hemen kapatmayın. Sosyal yardım alıyorsanız gelin. Evet. Almıyorsanız 5000 euro zannederim çalışan için ciddi sıkıntı yaratmaz ama... Evet. Hesapta en son 5000 euro varsa sıkıntı yaratmaz ama hesapta son 5 yıldır 30 bin euro, 50 bin euro, 40 bin euro gibi paralar varsa sıkıntı yaratabilir. En son bakiyede tek başına önemli değil. Evet. Son bakiye bildirildiğinde siz bu hesabı açıldığı tarih itibariyle döküm al getir diye vatandaşa sorabilir. Türkiye devletine soramaz yaşadığınız ülke ama sizden bunu isteme hakkı da sahip. Evet. Şeyi okuyayım da ondan sonra bir telefon var. Zaten Türkiye bu bilgileri Temmuz 2021'den önce vermesi imkansız. Çünkü bu zamana kadar bankalar bilgiyi Gelir İdaresi Başkanlığı'na verecek. Almanya'da böyle çalışıyormuş. Temmuz'a kadar bankalar bilgiyi veriyor. Eylül sonuna kadar maliye yurt dışındaki ülkeye demiş. Bizim dostumuz var ya, sizinle görüştünüz. O işleyiş bizim bahsettiğimiz o değil. Doğru. Evet. 31 Aralık'ta aldığı bilgiyi Eylül ayında paylaşacak. O zaten sözleşmede yer alan bir kural. Evet, aynen öyle. Biz bankacılık sistemi üzerinden örneğin 58 ülkeye bildireceği bu yıl 58 ülkeye bildirimde bulunacak. Evet, 57 ülkeye. Evet. Bu ülkelere yapacağı bildirimleri 30 Eylül'de aldı. Hı-hı. Bankalar üzerinden. Bizim dediğimiz bankalar üzerinden toplanacak işlemi en azından 3-5 ay sonra ötelesinler. Büyük bir ihtimalle de Nisan ayında alacak. 31 Aralık'ta almayacak. Evet, evet, aynen öyle. Mart sonu Nisan ayı alacak ama biz bu da yetmez diyoruz. Evet, bu da yetmez. Şu anda 2021'in önlemlerini alabilmek için 2020 ile alakalı bu sene mutlaka sene sonu bitene kadar bir Türkiye gözüküyor. Telefon attığımızda seyirci var. Alo. İyi akşamlar Zeki Bey. İyi akşamlar efendim. Ben hem Hollanda pasaportum var hem Türk pasaportum var. Yani iki... Evet. Türkiye vatandaşım da. Türkiye'de bankada 45 bin lira bir param var. Çalışıyorum da burada. Ne yapmam lazım? Yani gidip bir miktar para çeksem veyahut da adresi değiştirsem falan bir faydası olur. Yardım mı alıyorsunuz? Yok, yardım falan almıyorum. Çalışıyorum.
Sizinki TL mi yoksa? Euro. Euro var. Heh, onu diyelim. Şey, liram var dedin ya. Ben de lira değil. Lira farklı, euro farklı tabii. Gelmeniz gerekiyor. Yani gelip birden fazla tedbir almanız gerekiyor. Bu rakam yurt dışı makamlarınca öğrenilmesini istiyorsanız gelmeniz gerekiyor. Gelmeyi düşünüyorum da yani şimdi Hollanda vatandaşı olduğum için Hollanda Türkiye benim aklımda bir şeyler isteyecektir mutlaka. Hem aynı zamanda Türk vatandaşısınız arkadaşlar. Bu bir eko mu yapıyor, bir şey oluyor. Siz telefona uzaktan mikrofonla mı konuşuyorsunuz? Sesin az mı geliyor? Az geliyor. Kulağınıza konuşursanız bizi de rahatlatmış olursunuz. Tamam, o zaman biraz daha yanaştırayım. Ya bence kulağınıza yanaştırın telefonu, öyle konuşalım. Şunu mu dediniz? Hollanda ile ilgili bir takım duyumlar oldum. Ben aynı zamanda da Hollanda vatandaşıyım. Benim durumum Türk vatandaşı olarak Hollanda'da yaşayandan daha mı kötü diye sordunuz. Doğru mu anlamışım? Yani iki vatandaşım, ben o paranın önlemini nasıl alabiliriz yani? Yani diyor ki Hollanda istese ben Hollanda vatandaşı olduğum için o bilgileri alabilir mi diyor. Anladım. Evet, aynen. Evet. Ben cevap vereyim mi? Başka sorunuz var mı? Gelip bir miktar para çekeceğim, sıkıntı olur mu? Başka sorunuz var mı? Adres değişikliği falan şey yaramaz galiba. Tamam. Adres değişikliği veya ne bileyim adres güncellemesi yapsam bir fayda sağlar mı sorusunu sormak aslında istiyorsun. Aslında soruyor cevaplıyor. Ben cevap sıramı bekliyorum. Evet. Var mı daha başka sorunuz? Yok. Tamam. O zaman dinleyin bizi televizyondan lütfen. Çok teşekkür ederim. Tamam, Mehtap Hanım cevaplandıracak efendim. İyi akşamlar Hollanda'ya burada. Şimdi vatandaşlarımızın bir fikri var ki herkesin ayrı bir fikri var. Evet. Soruyor, kendi cevaplıyor. Şunu yapsam mı, bunu yapsam mı? Türkiye'ye gelinecek. Bahsettiği işlerin bir kısmı yapılacak ama bir sırayla yapılacak. Yine gittikten sonra Hollanda yani başka ülke vatandaşı olmasının hiçbir farkı yok. Türk vatandaşı da olsa, başka ülke vatandaşı da olsa aynı tedbirler alınmalı. Dolayısıyla gelecek, tedbirlerini alacak, geri gidecek. Başka bir çaresi yok. Evet. Orada alacağı tedbirler, paranın bir kısmını mı çeksin, yapmak istediği tamamını da kapatabilir ama bunu bir tercih edip ona göre en başından hareket etmesi gerekiyor. Genelde bankalar paranın hiç çekilmemesini veya bir kısmının çekilmemesi konusunda, bir kısmının bırakılması konusunda vatandaşlarımızı ikna ediyor. Bu ikna önümüzdeki yıl başımızı çok ağrıtacak. 2021 verileri paylaşılırken aldıkları tedbirleri boşa düşürecek. Dolayısıyla bu doğru bir yöntem değil eğer tedbir almaya geliyorlarsa. Evet. Yani bir hukuki yardım alarak yapmalarında fayda var. Fayda var. Duvara toslamamak için, kaza yapmamak için hukuki yardım almaları lazım. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Zeki Bey merhaba. Merhaba efendim. Yalnız bir sorum var sizlere. Buyurun. Şimdi benim Türkiye'de bir dükkanım var. Evim var, kendim oturuyorum. Yani ben Almanya'dayım. İzinden izine gidip orada oturuyorum. Sonra buraya geliyorum. Yani 2-3-4 ay orada. Fakat dükkan kiradadır. Dükkanım 220 lira bir kut parası. Kut parası kiradır. Bir de hanım Şiveye beyin parası alıyor. Ha, Şiveye beyin der, evet. Malulen emeklilik parası alıyor, evet. Evet, malulen değil. Tabii. Malulen. Evet, malulen. Onun haricinde bankada param yok hiç. Ancak Almanya'nın bankasında borcum var. Yani bir 2000-3000 lira kadar borcum var. Şimdi güzel bir şey. Yani bir vazife düşünüyorum. Yapacağım bir şey var mı? Yardım alıyor musun buradan? Yardım almıyorum, hayır. Tamam. Hiç 52 senedir buradayım. Almanya devletinden hiçbir yardım almadım. Hay maşallah. Çok güzel. Evet, Mehtap Hanım, soruyu anladık mı?
Anladım. Bankada yani 220 TL bir kira geliri var. Varmış. Evet. Kira geliri 220 lira. Elden alsın bu parayı. Türkiye'de herhangi bir tedbir almasına, yani gayrimenkulle ilgili bir tedbir alınabilir ama bunu mesela Ocak ayında yapabiliriz. Şubat ayında, Haziran ayında yapabiliriz. Bir şey soracak herhalde. Türkiye'den ben emekliyim. Türkiye'den emekliyim fakat İş Bankası'ndan kredi aldım ben. Bana gelen parayı krediye kesildi. Oradan da emekliyim yani. Yani kredi almış. İş Bankası'ndan kredi aldım. Emekliğime yatırdım. Anladım. Anladım efendim. Ben anladım. Para da, kira, bir şeyin var mı bankada, başka bir birikimin var mı, param var mı? Hiç yok. Bir kuruşum yok. Borcum namaz. Tamam. Peki. Mehmet Hanım, soru, cevap şey var mı? Sorunuz var mı beyefendi? Bu kredi biraz başarılı. Tamam. Peki. İyi akşamlar. Evet. Buyurun. Timbi hesabından kredi hesabına aktarılıyor. Kredi hesabı ayrı mı değil mi? Önce bunu öğrenmesini isteriz. Emekliliği üzerinden alınmamış iki tane hesap var. Evet. Hani burada hiç öğrenilmesini istiyorsa Türkiye'ye gelecek. Yoksa birikmiş bir parası, faizde bir parası olmadığı için dikkat çekmeye de bilir bu durum. 220 TL dedi herhalde ama 2200 TL falan dur herhalde, 220 TL. Eğer öyleyse işte bu bilgileri bir daha gözden geçirerek yani bir daha o kadar. Sorması gerekir. Doğru herhalde, ama o kadar. İşte hiçbir birikimi yok. Evet. Ciddi bir parası da yok. Emeklilik öğrenirse 39 euro kesilecek. Çünkü evet, bu öğrenilebilir. Emekli maaşı krediye kesiliyor ya. Evet, öğrenilebilir kesin. Bir evet, söz konusu oradan açığa çıkabilir. Anladım. Ona bir yani ikinci hesap mı, ona bakmak lazım. Tek emekli aile üzerinden kredi çekse o gözükmez ama bir kredi hesabı açıldıdır. Evet. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Abim demin telefon etmiştim size. Benim hanım hani Türkiye'de felç oldu, geldik buraya, ben ameliyat olmuştum herhalde, söyledim demin. Evet. Şunları evet, unuttum. Mehtap Hanım'la size söylemeye. Bana da bir hanımdan için bir yardım geliyor şeyden, sosyaldan 300 küsür lira. Ne yapmam gerekiyor? Tamam, şimdi oldu. Türkiye'den ayrı kalıyor muydun? Yok. Buyur. Türkiye'den emekli misin? Yok, Türkiye'den emekli değilim. Buradan emekli. Giden sene 2019'da emekli oldum. Hanım 5-6 sene oldu. Tamam. Emekli tamam. Olmalı. Ne yapmamız gerekiyor Mehtap Hanım? Tamam. Türkiye'ye Allah gelebiliyor musun? Buyur. Türkiye'ye gelebiliyor musun? Hastasın, gelemiyorsun diye biliyorum. Şu an için gelemiyor. Eğer işte mümkün olsa temenni niyetimiz var. 6. 7. aya kadar. Şu işleri düzeltebilmek için Türkiye'ye gitme durumun var mı? Bu sene bitene kadar. Vallahi zor yani Zeki Bey. Nasıl diyeyim ben? Ameliyattan ben de çıktım. Evet. Peki vekaletle falan halletme durumu var mı Mehtap Hanım? Yok. Yok değil mi? Peki. Peki o zaman yani, Mehtap Hanım cevaplandıracak. Dinleyelim. Oldu mu? Abi vekaleti ben vermiştim ben şeye bu. Biliyorum, kaynına verdim. Kaynına, tamam peki. Tamam, onu da söylesin. Tamam, kaynına vermişti, evet. Tamam, söylüyor evet. Mehtap Hanım. Şimdi cevaplandırıyor efendim. Oldu, sağ olun, Allah razı olsun. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar abim. Eyvallah. Hadi Mehtap Hanım cevaplayın. 5000 TL gibi ya da 30.000 TL gibi bir Türk lirası vardı. Evet. 4-5.000 euro gibi. Eşi hastalanmadan önce de bankadadır zaten. Eğer bu euroysa evet, ciddi sıkıntı, TL ise çok ciddi sıkıntı oluşturmaz. Tamam. En fazla işte o kadar 60.000 lira karşılığı öğrenilirse parayı yardımından keserler, o kadar borçlandırırlar. Türkiye'ye de gelemiyor, yani önerebileceğimiz hiçbir şey yok. Türkiye'ye şu aşamada gelemiyor, ameliyattan çıkmış. Eşi hasta, gelme şansı yoksa yapacağımız bir şey de yok. Evet, tamam. O sorunun cevabını da verdik. Alo, iyi akşamlar, buyurun efendim. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Benim bir sorum olacak. Buyurun. Yalnız bu arada Mehtap Hanım da konuşuyor. Hayır, siz televizyonu da açmışsınız, telefonla da konuşuyorsunuz, size öyle geliyor. Televizyon şu anda kapalı ama Mehtap Hanım'la konuşuyor. Bu arada direkt soruyu size mi yönlendireceğim? Siz şimdi direkt sorun, Mehtap Hanım sizi duyuyor. Öyle mi? Tamam. Evet. İyi akşamlar Mehtap Hanım. İyi akşamlar Zeki Bey. İyi akşamlar. Buyurun.
Ben Hollanda'dan arıyorum. Benim Türkiye'de bir arsam var. Bunu buraya ben hiç bildirmemişim. Bir de ben... Sesiniz gelmiyor bana. Sizi bir dinlediğimiz için dinliyoruz. Sizi dinliyoruz. O yüzden sesimiz gelmiyor. Sizi dinliyoruz. Tamam, o zaman ben bir sorumu... Sorun, siz sorunuzu sorun diye. Siz sorun diye biz sustuk, sizi dinliyoruz. Pür dikkat. Evet. Tamam. Ben Türkiye'de emekliyim. Hı-hı. Burada da emekliyim. Evet. Bir yerden yan gelir plan almıyorum. Hı-hı. Çalışmıyorum. Bir de Türkiye'de... bir 10 bin lira kadar bir euro olarak param var. Hı. Bunu ne yapabilirim? Hani bu durum beni sıkıntıya sokar mı? Bu durumla ilgili tedbirler alabilmeliyim. Aynen, bu durum sıkıntıya sokar mı, evet. Nasıl tedbir almalıyım, almam ben, gerekiyorsa diyorsunuz. Meteb Hanım, sorunuz var mı? Yok, ben bir şey tamam, söyleyeceğim. 10 euroyu Almanya öğrense ya da hangi ülkede yaşıyorsanız sizin için sıkıntı olur mu? Çünkü çok büyük bir para değil. Evet. Geçtiğimiz 5 yıl içinde bir yardım aldınız mı? Hayır. Almadınız, tamam. Yani gelebilirsiniz, bu parayı tamamen tedbirli alabilirsiniz. Veya 10 bin euroyu bildirirsiniz, vergisi neyse onu ödersiniz. Yani burada bir tercihte bulunmanız lazım. Hangisini tercih ediyorsunuz? Orada paranın vergisi silmiyor mu Türkiye'de? Biz Türkiye'de değil, yurt dışında. Bu Hollanda'ya bildirmek zorundasın ama Türkiye oradaki paranı. Yani buradaki parayı, ya Türkiye'deki paranı. Ya geleceksin, tedbir alacaksın bu yıl içinde. Ya da paranı içinde. Türkiye... Duyamadım. Bu yıl içinde, evet. Bu yıl içinde. Bu yıl içinde. Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Avusturya. İngiltere. 5 ülke. İngiltere, bir de İsviçre. Amerika. İsviçre de vermeyecek ki hani. İsviçre, Amerika. Yani çok ülke var da. Evet. Belki ben bu olarak düşünüyorum. Evet. 12. aya doğru gelip gelsem, ben parayı çeksem herhangi bir sıkıntı olur mu? Bir takım tedbirler alacaksınız. Parayı çekmek tek başına çözüm değil. Mesela örneğin çözüm dediğiniz tam. Efendim. Bizim dediğimiz. Sesiniz, siz... Ben sizi duymak istiyorum. Ben sizi... Yok, bizim ses... dediğimiz, yani biz diyoruz ki bir takım tedbirler. Bu tedbirler kişiye göre de değişiyor. Sizin durumunuz farklı, öbürününki farklı, yaşadığınız ülkenin hukuku farklı, öbürününki farklı. Ona göre tedbirler almak gerekiyor. Geldiğinizde bir hukuki yardım olarak da yapabilirsiniz. Bir bunun ilacı yok ki, ağzınıza atalım, yutun, hepiniz aynı şeyden yararlanın. Herkes için farklı bir şey uygulanması gerekiyor. Evet. Parayı çekmeden önce başka işler yapmak lazım. Parayı çekecekseniz eğer, parayı çektikten sonra ve yaşadığınız ülkeye döndükten sonra da bir iki iş daha yapmak gerekiyor. Hı-hı. Hani bunlardan birini atlamak yaptığınız bütün işlemleri boşa çıkarıyor. Anladım. Peki orada daireniz, eviniz falan kirada olan yerler var mı Türkiye'de? Yok, Türkiye'de herhangi bir şeyim yok. Herhangi bir şey. Bu para sadece öyle mi yatıyor? Buna faiz alıyor musunuz? Bu para ben geçen sene veya bir önceki sene emekli olmak için beraber götürmüştüm. Evet. Artanı oraya bankaya vermiştim. Yani bankada faiz geliri var mı? Vardır, %100 yani. Faiz, burada faize yatırmıştım. Yani Türkiye'nin faizi %1 mi? Tamam, faiz geliri olduğu için de normalde size vergi denkleştirmesi sorulurken o faiz gelirini bu ülkeye bildirmek zorundaydınız. Onu bildirmediğiniz için sıkıntı yaşarsınız. Meteb Hanım'ın söylediği doğru. O yüzden de hukuki yardım almanız lazım. Anladınız mı efendim? Onu bilerek yaptık canım. Burada biz biliyoruz yani. Neticede yurt dışına herhangi bir arsan veyahut da binanın paran varsa burada denkleştirmem gerekiyor. Bildirmen lazım. Onu biliyorum ben. Ama bildirmemişsin. O zaman gelip Türkiye'de yardım edeceksiniz. Aslında başka bir şeyi daha söylediniz şimdi. Dediniz ki ben emekli paramı yatırdım. Emekli olduğunuz ilişkin bir kayıt da ellerine geçerse aynı tarihte hem emekli paranı yatırmışsın hem orada bir 10 bin euro kalmış. Yani üzerinde götüreceğin 20 bin euronun üzerinde bile bir para getirmişsin Türkiye'ye. Yani bu da bir sıkıntı. Bir kısmını bankadan gönderdim, bir kısmını da üzerinde getirdim.
Tabii, yani o bankadan göndermediniz, o yüzden diyorum. Hani nasıl Hayır, götürdün, bankadan nereden gönderdim. buldun da Bankadan gönderdim karşılaştırdın? çünkü ben burada çektiğim paranın kağıtları var. Bankadan mı gönderdiniz? Evet, bu kaçak para değil ki. Yok, Ya ben paranın kaçak Türkiye'ye olup bankadan olmaması. gönderdiyseniz sorun olmaz. Evet. Hayır, ben Kaçak anlaşılmak para yani demedim ben. anlaşılsın diye konuşuyorum. Yoksa bunu öylesine konuşmuyorum. Şimdi para buradan çektin getirdin. Türkiye'de faiz geliri var. Faiz gelirini bildirmek zorundasın. Onu anladım, onu anladım. Yani her halükarda bildirmek zorundasın. Onda bir sıkıntı yok. Oldu mu efendim? Oldu, çok teşekkür ederiz. Peki. Peki, iyi akşamlar diliyorum. İyi Sevgi akşamlar, hayırlı yayınlar. sağ olun. Sevgi yönetmenim, alo var mı? Normalde var da ben bağlamıyorum diyor. Çünkü 3-4 dakikamız var. Mehtap Hanım o yüzden bağlamıyor. İyi akşamlar. Benim sorum, Türkiye'de 10 tane hesabım var. Hepsinde biner eurodan az para var. Ve hesapları birleştirsem yoksa böyle mi bıraksam demiş vatan. Maşallah, her tarafı hesap açmış. Para çok. Gerçekten çok komik. Bununla çok karşılaşıyorum. Evet. 3-5 bankada, 4-5 de her bankada 3'er 4'er hesabı olan vatandaşlarımız Evet. var. Evet. Çok dikkat çeker 10 tane hesap. Birleştirmek diye bir şey yok. Parayı çektin, 10 hesabı kapatacaksın. Bence bir Türkiye yolu gözükmüş vatandaşımıza. Evet. O yüzden de bir Türkiye yolu var. Şimdi Bir efendim toparlayalım Mehtap Hanım isterseniz. de otomatik bilgi paylaşımı Evet. çerçevesinde İngiltere, Rusya, pardon, ABD, Rusya'ya bu yıl veriyoruz daha doğrusu. 6 Avrupa ülkesi, 58 ülkenin dışında kalan birçok ülke. Evet. Ya bilgiler 2020 itibariyle verilecek ülkeler var. Daha sonrasında ertelenecek ülkeler var ama Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İsviçre, ABD. Bu ülkelerde çok Türk yaşadığı için bunları telaffuz ediyorum. Sayı daha fazla. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın eğer Türkiye'de bankada herhangi bir paraları var ise bu yıl içinde alacakları tedbirlerle, Türkiye'de alacakları tedbirlerle yurt dışındaki birçok sıkıntıdan kurtulabilme ihtimalleri var. Evet. Özellikle sosyal yardım alan, iflasını ilan eden yurt dışında ve ticaret yapan vatandaşlarımızın Türkiye'de finansal kayıtları varsa, adı ne olursa olsun, bireysel emeklilik, hayat Evet. sigortası, faizde, kar payında para, işte borsada para, Evet. her nerede varsa adının banka olması şart değil. Evet. Buralarla ilgili bir finansal kayıt varsa bu yıl içinde gelip tedbir almaları kendi lehlerine olacak, %95 rahatlayacaklar. Bu nedenle özellikle gelin diyoruz. Mümkünse bir hukukçudan Türkiye'de destek alın. Yurt dışında eğer bildirimde bulunacaksanız da yurt dışında bir mali müşavirle görüşmeden iş yapmayın diyoruz. Evet. Vakit çok daralıyor. Korona nedeniyle belki yollarda geliş gidişlerde sıkıntı olabilir. Bir an önce gelin. Geldiğinizde de hızlı hareket edilirse, Evet. profesyonel hareket edilirse 5-6 günlük en az bir süre ihtiyacımız oluyor. Evet. Bu kadar. Bu nedenle gelmeleri gerekiyor, yani bunu söyleyelim. Evet. Birçok şeye de, hani her teklife de ikna olmasınlar. Bir de bunu söyleyebilirim. Evet. Ben de onu söylüyorum zaten. Bir avuç tuz meselesini her zaman söylüyorum. Öyle bir avuç tuz alıp koşmayın diyorum. Sonra o tuz sizin başınıza türlü türlü işler açar. O işten de dönüşü zor işler olur efendim. Biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Sizlerin bu konuda en az zararla nasıl kurtulursunuz hukuki açıdan? Yani kanunlara aşmadan, kanunları çiğnemeden, kanunlar çerçevesi içerisinde en az zararla bu işten nasıl kurtulursunuz? Onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Herkesin söylediklerine inanmayın. Her denilene inanmayın. Bu huyumuzdan bir vazgeçelim. Yani yapmayın. Biz buradayız. Yıllardan beri ekranlardayız. Sizlere hiçbir zaman yanlış bilgiler vermedik. Vermeyeceğiz de. 2017'den beri yaptığımız programları YouTube sayfamda paylaşıyorum ki görün, inanın diye. Görün. Yani gözünüze sokarak paylaşıyorum. Mahsustan yapıyorum. Biz 2017'den 4 seneden beri söyledik bunları diyorum. Ama tabii karınca Ağustos böceği hikayesini bilenler iyi biliyorlar. Ve tamam, teşekkür ediyorum. Efendim haftaya yine aynı Evet. saatte inşallah görüşeceğiz.
Görüşmek üzere. Peki, iyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, bir hukuk masası programının daha sonuna geldik. Efendim tahmin ediyorum bize bağlanan işte sosyal medyadan ihbar hattımızdan yazan vatandaşlarımızın sorularını da elimizden geldiği kadar cevaplandırmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek ümidiyle efendim.